Çağdaş Felsefe 2 Dersi 1. Ünite Özeti Bergson, Giriş, Bergson'a göre felsefe bilimdir. Bu anlamda Descartes'i takip eder. Ancak Descartes'ın felsefe bilimini kurmak için kullandığı bilim modeli matematik sağlarken, Bergson'un kullandığı model biyoloji geniş anlamıyla, yaşam bilimidir. Yaşam bilimi biyolojiyi yalnızca organik yaşamla sınırlı olarak ele almaz, pisişik yaşamı da içine alır. Bergson'a göre metafiziği yaşam bilimleriyle uzlaştırabilmek gerekir. Böylece o metafiziğe yeni bir görev verir; yaşam bilimlerini takip etmek suretiyle olguları aramak, onlara uygun kavramlar biçmek ve deneyimi yeni kavranılırlık kıstasları yaratmak suretiyle yeniden düşünmek. Bergson kendi felsefesinin Batı felsefesinin Kartezyen çağını sona erdirdiğini ilan eder. 20 Yüzyıl düşüncesi aklın bilme gücüne çok fazla güvenen, akılcılığa ve bilimciliğe bir başkaldırıyı içinde taşır. Bergson bu yüzyılın düşünce dünyasını oluşturan düşünürlerden biri olarak kabul edilir. O bir yandan gelişen biyoloji biliminin evrim düşüncesinden etkilenirken diğer yandan da düşünümden, reflection, çok aksiyona dayanan bir felsefi anlayış ortaya koyar. Şimdi Bergson'u ve onun felsefesini tanımaya çalışalım. Bergson'un hayatı ve eserleri. Henry Bergson, 1859 ila 1941. 1859 ila 1941 yılları arasında yaşayan Bergson İngiltere'den Fransa'ya göç eden bir Yahudi ailesinin çocuğudur. Lise yıllarında önce matematiğe, sonra felsefeye ilgi duymuştur. Ecole Normale Superiore'de felsefe eğitimini sürdürürken Herbert Spencer'in evrimciliğinden etkilenmiştir. Bergson'un felsefesi başlıca dört eserinde bulunur. Şuur'un Dolaysız Verileri Üzerine Deneme, Essay sur les Données Immédiates de la Conscience, 1889 Madde ve Hafıza, Mémoire Et Memoir, 1896 Yaratıcı Tekamül, L'Evolution Créatrice, 1907 Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, 1932 Bergson'un felsefesinin güzergahı. Bergson bu dört önemli eserinde sırasıyla şu konuları ele alır. Şuurun dolaysız verileri üzerine deneme, ben neyim, sorusuna bir yanıt arar. Bilinci, şuur, pisişik hayatı açıklar ve bilinci hafıza olarak tanımlayıp, süremi varlığın bir ilkesi olarak ele alır. Madde ve hafıza, ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu ele alır. Yaratıcı tekamül evren nedir sorusunu yanıtlamaya çalışır. Ahlakın ve dinin iki kaynağı, yeni metafizik düşüncesinden nasıl ahlaki bir yaşam çıkar? Şuurun dolaysız verileri üzerine deneme. Bergson bu eserinde zaman ve mekan, tin ve madde ikiciliği inşa eder. Varlık böylece zamansal olan tin ile mekansal olan madde biçiminde ikiye ayrılır deneme, zamanın bilince verilişini, sürem, kavramıyla ele alır. Sürem, fikrini ise, hafıza, ile ilişkilendirir. Bilinç hafıza d-ı-r, hatıraların korunması ve hatırlanması tinin işi, varlığın bir özelliğidir. Sürem bilinçteki her anın onun ardından gelen anla bütünselleştiği bir harekettir. Bergson'a göre süremdeki bir an yok olmaz, onu takip eden anda erir anların birbirini takip etmesi sürekli bir bütünleşmedir. Sürem fikrindeki anlamlar şunlardır. Süreklilik, varlıkta devam etme, değişim, devinim, Bergson için, sezgi ile yakalanan gerçeklik hem varlık hem de değişimdir. Görüldüğü gibi, Bergson değişimi reddeden varlık felsefelerine de varlığı reddeden değişim anlayışlarına da karşıdır. Madde ve hafıza, Bergson Madde ve Hafıza eserinde tin ile madde arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğinin bir açıklamasını yapar. Ona göre ne idealist ne de realist konum zihin ile maddi gerçeklik arasındaki ilişkinin ne olduğu sorununu çözebilir. Bergson maddeyi kendinde var olan bir imge olarak ele almayı önerir. Bunun sebebi madde ile ilişkimizin algı tarafından kuruluyor olmasıdır. İmgeleri algılarız, bunlar doğa yasaları uyarınca birbirine etkisinde kalan, birbirine etkileyen imgelerdir. Bergson maddeyi temsile indirgeyen idealizmi eleştirir. Ona göre, imge, temsil değildir. Bergson'a göre, imge, şeyden daha az temsilden daha fazlasıdır. İmge ile temsil arasında bir derece farkı olduğu halde, imgenin doğasıyla temsilin doğası arasında bir fark yoktur. Bergson'a göre algı imgelerle, zeka ise temsillerle işler, oysa sezgi temsil etmez. Sezgi hafıza d -I r Madde ile bilinç arasındaki ilişkiyi de hafıza kurmaktadır. Hafızanın farklı çeşitleri vardır, alışkanlıklarımızı yöneten alışkanlık hafızası ve hakiki veya saf hafıza vardır ki kişisel anılarımız onda saklıdır. Peki, saf hafıza olan sez madde ile nasıl ilişki kurar? Bergson bu sorunun cevabını yaratıcı tekamül, de verir. Yaratıcı tekamül, Bergson'a göre şimdi, geçmişin bir sonucu değildir. Zamanı nedensellik ilişkisine dayanarak anladığımızda yeniye, imkana ve hayale bir yer bırakmamış oluruz. Bergson'a göre, evrim, meydana gelenin radikal anlamda yeniliğini ve öngörülemezliğini ifade eder. Bergson ona, yaratıcı, sıfatını layık görür. O halde Bergson'un sürem kavrayışı onun yaratıcı tekamül anlayışını derinden etkiler. Sürem ancak sezgi ile kavranabilirdi. Yaratıcı evrim aslında süreme benzemektedir. Yaratıcı evrimin sürem olması yaşam hamlesinin kendi sonuçlarının bir taslarını içinde taşıyan basit bir edim, bir müsebbip güç olarak ele alınamayacağını gösterir. O halde evrimin bir hafızası vardır ve biz de bu hafızayı paylaştığımız için imgelerin ve temsillerin ötesine geçebilir ve saf, metafizik sezgiye sahip olabiliriz. Bergson kendi felsefesini, bilinç dışı bir biçimde hissedilen bir hakikatin bilinçli bir ifadesi olarak görür. Varlığı belirlenimci bir tarzda ele aldığımızda evrende özgürlüğe bir yer kalmaz. Bergson için evreni bir oluş olarak düşünmek, özgürlüğü diriltmenin de bir yoludur. Oluşum kendisi özgürdür ve sürem de özgürlükten başka bir şey değildir. Ahlakın ve dinin iki kaynağı Bergson'un ahlakın ve dinin iki kaynağı başlıklı eseri, yaratıcı tekamül, de geliştirilen biyoloji modelli metafiziğe ait fikirlerle özellikle de evrim fikriyle devamlılık içinde bulunur. Bergson'un amacı ahlakın ve dinin hangi kaynaklardan itibaren günümüze dek evrildiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Bergson toplumsal ahlak ile ahlak arasında aydınlanmacı bir ayrımla işe başlar. Toplumsalcı ahlak bize kendi toplumumuzun tarihsel ve kültürel bir takım değerlerini kazandırır ve bunları hayata geçirmek için davranışlarımıza bazı normlar dayatır. Bu ahlakın kapalı olmasının nedeni statik ve bütün insanlığa açık olmamasıdır. Kapalı ahlakın kaynağı insanın doğada tek başına hayatta kalamayacak, bedensel ihtiyaçlarını karşılamayacak olmasıdır. Kapalı ahlak toplumun tüm insanlığın değil, belli bir zamanda ve mekanda mevcut tikel bir toplumun, benim toplumumun varlığını sürdürmesini hedefler. Kapalı ahlakın kapalı, yani dinamik ve bütün insanlara açık olmayan bir de dini vardır. Bergson kapalı ahlakın başka toplumları dışladığını, savaşçı bir karaktere sahip olduğunu, yasalarını ihlal eden bireylere şiddet uygulamaktan çekinmediğini söyler. Açık ahlak, açık ahlak belirli bir toplumun malı değildir. Bütün insanlığa açık, evrenseldir. Bergson açık ahlakı ve açık dini evrinde ortaya çıkan bir ilerleme, bir yaratıcılık olarak görür. Böylece Bergson açık ahlakı sanat gibi yaratıcı heyecana ve sezgiye bağlar ama bundan evrensel bir ahlakın nasıl çıkacağını anlamak kolay değildir. Açık din söz konusu olduğunda yaratıcı heyecan bizi mistik deneyime götürür. Bu deneyim tanrının temaşa edilmesinden ibaret değildir, yaratıcıdır, harekete, eyleme dönüşür. Çağdaş felsefe 2 dersi 2. ünite özeti. Hasıl, giriş. Hasıl felsefenin bilim olduğunu kabul eder. Bu açıdan Descartes'ın takipçisi olduğunu belirtebiliriz. Hasıl temel bilim olarak fenomenoloji ile bölgesel ontolojileri birbirinden ayırt eder. Ne kadar çok özü itibariyle farklı varlık olabilirse o kadar çok bölgesel ontoloji olabilir. Psişik varlığı inceleyen bölgesel bir ontoloji, psikoloji felsefesi, fiziksel varlığı inceleyen bölgesel bir ontoloji, fizik felsefesi, matematiksel şeylerin varlığını inceleyen bölgesel bir ontoloji, matematik felsefesi, yapılabilir. Tüm bu ontolojilerin temelinde bu varlıklarla ilişki kurmamızı mümkün kılan bilinç ontolojisi olmalıdır. Bu, transandantal fenomenolojidir. Husserl'in hayatı ve eserleri. Edmund Husserl, 1859 ila 1938. Edmund Husserl 1859'da bugün Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin içinde bulunan Moravya'da doğdu. 1876 ila 1878 yılları arasında Leipzig Üniversitesi'nde matematik, fizik ve astronomi eğitimi aldı. Bu yıllarda modern psikolojinin kurucularından birisi olan Wilhelm Wundt'un verdiği dersler onun felsefeye ilgi duymasına yol açtı. 1920'lerden itibaren hasır Almanya'da felsefeye yön veren filozof olmuştur. 1923'te Berlin Üniversitesi'ne geçmesi için davet alır ancak Freiburg Üniversitesi'ni terk etmeyerek emekli olduğu 1929 tarihine kadar orada kalır. Hasır 1933'ten itibaren Almanya'da nazizmin yükselişi dolayısıyla sorunlarla karşılaşmaya başladı. 1934'te, Yahudi kimliği yüzünden emekli profesör olarak sahip olduğu üniversite kütüphanesini kullanma hakkını kaybetti. 1938'de Hasır hastalanıp öldükten sonra el yazmaları gizlice Belçika'ya kaçırıldı ve savaş bitene kadar da orada saklandı. 1939'da Pırağa giren Alman askerleri deneyim ve yargının bir baskısını tamamen yakmışlardır. Hasırlin felsefesinin güzergahı. Genellikle Hasırlin felsefesi 3 döneme ayrılarak düşünülür. Matematik sorunsaldan fenomenolojik yöntemin geliştirilmesine giden süreç 1887 ila 1908. Fenomenolojinin aşkın, transandantal bir felsefe haline gelmesi süreci 1908 ila 1928. Yaşam dünyası sorunsalının öne çıkması ve genetik fenomenolojiye ağırlık verilmesi 1928 ila 1938. Matematik sorunsaldan mantığın temellendirilmesine 1887'de savunduğu doktora tezi sayı kavramı üzerinedir. 1891'de aritmetik felsefesini yayınlar. Hasırlın aritmetik felsefesi alanındaki çabasının hedefi aritmetiğin temellerinin psikolojide bulunduğunu reddetmek ve matematiğe ve mantığa nesnel temeller kazandırmaktır. Mantık ve matematikte duyum sanır şeylerle değil, bu biçimsel kategorilerle ilgilenirler. Hasirlin amacı matematiğin temel terimlerini açıklığa kavuşturmaktır. Böylece matematiğin formal yapısını görüde deneyimde temellendirmek ister. Ona göre bir bilim olan felsefenin yapması gereken iş bu tür temellendirmelerdir. Hasirlin bu kavramların kökenini öznellikte bulması, matematiğe nesnel temeller arayan filozofların tepkisini çekmiştir. 1901 yılında yayınlanan mantıksal araştırmalarda Husserl'in psikolojizme, yani matematiğin ve mantığın ampirik psikolojiden türetilebileceğini savunan görüşe getirdiği eleştiriler çok daha kapsamlıdır ve çağın felsefesi üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Mantıksal araştırmalar bilinci doğaya veya doğayı bilince indirgeyen, farklı ontolojik bölgeleri ayırt etmeyi ihmal eden naturalizmi, İdeal nesneleri psikolojik süreçlere indirgeyen psikolojizmi ve bilinci bir doğal nesne gibi açıklamaya çalışan doğalcılığı eleştirmiş, bilinci yönelimsel bir biçimde kavramış, buna bağlı olarak bir doğruluk kuramı, bir görü kuramı geliştirmiştir. Mantıksal araştırmalarda hasıl zihinsel varlığın özünün yönelimsellik olduğunu söyler. Her bilinç bir şeyin bilincidir. Burada şey kavramını genel olarak anlamalıyız. Yani bir hayal, bir sayı, bir masa, bir anı da bu, şey, olabilir. Bir zihin yaşantısı çift kutupludur, onun bir zihinsel edimden bir de yönelinenden oluştuğunu söyleyebiliriz. O halde bir hatırlama edimi bir anıya, bir hayal kurma edimi bir hayale, bir arzulama edimi bir arzulanana, bir eleştiri edimi bir eleştirilene yönelir. Yönelme anlam verme demektir, yönelinen ona verilen anlamın ışığında belirir. Bununla birlikte, bu iddia, bilinç dünyaya nasıl yöneliyorsa dünyanın da ona öyle belireceğini ileri sürmek amacını gütmez. Zira yönelimimizin hakikati görüden kaynaklanır. Eğer şeye anlam veren yönelimim, bir görü edimiyle doluyorsa şey gerçekten yöneldiğim gibidir. Eğer böyle bir görü söz konusu değilse o zaman yönelimim yine anlamlı olur fakat içi boş kalır. Hasıl iki çeşit görü olduğunu öne sürer; duyusal görü ve duyusal olmayan a priori görü. Mantıksal araştırmalarda hasıl dilden yola çıkarak anlam ile nesneyi ayırt eder. Bazen adlar tıpkı bir özellik gibi tek bir nesneyi tespit etmeye yararlar. Bir masal kahramanına işaret eden Kırmızı Başlıklı Kız gibi. Bazen de farklı anlamları olduğu halde tek bir nesneye işaret ederler. Jena galibi ve Waterloo mağlubunun Napolyon'u belirtmesi gibi. Kırmızı başlıklı kızı, Napolyon'u, masamın üzerinde duran sarı çiçekleri duysal görü yoluyla bilirim. Ama dilimizde, ne var ki, ve, çok, az, iki, önünde, arkasında, burada, şurada, şimdi, ve benzeri. Gibi duyum sanır bir karşılığı olmayan ancak meramımızı anlatmak için ihtiyacımız olan, biçimsel sözcükler, de vardır set, sayı, parça, bütün, ilişki vesaire. İse nesneleri bir arada düşünmeye yarar. İşte Hasırl'e göre bu kategorileri duyusal görüyle değil, aklın, kategoriyel görü, yetisiyle biliriz. Hasıl biçimsel kategorileri çalışırken, kategoriyel soyutlama yoluyla duyum sanır olandan kurtulmamız gerektiğini söyler. Hasıl özlerin, yani duyusal olmayan varlıkların da neyseler o olarak, ta kendileri olarak zihinde görülebileceklerini öne sürer. Fenomenolojik yöntemin keşfi Fenomenolojik redüksiyon gündelik hayatımızda içinde bulunduğumuz doğal tavrın aşılması, düşünümsel bir tavra geçilmesi anlamına gelir. Hasıl bu bilgi türlerine askıya alan, devre dışında bırakan bir usul olmadan fenomenoloji yapamayacağımızı söyler. Bu usule de, fenomenolojik redüksiyon veya epok eder. Epoche bize belli bir türde araştırma yaparken bazı bilgi türlerini kullanmamayı öğretir. Yeterince temellendirilmemiş oldukları halde doğru kabul edilen veya üstünde uzlaşılan açıklamaların yasaklanması kendi gözlerimizle görmenin ve gördüğümüzü ifade etmenin yolunu açar. Algı bir dizi belirişin birliğidir. Algıladığım sürece bu belirişler çoğalmaya devam eder. Aslında onları tüketemediğim halde birliklerini bir özdeşleştirme sentezi sayesinde kurabilirim fakat bu sentez, tam da beliriş tüketilemez olduğu için uygun olmayacaktır. İnadik veyit. Sonraki bir belirişin bu sentezin meydana getirdiği nesneye aykırı düşmesi imkanı vardır. Bu yüzden hasırle göre algıdan her zaman şüphe edilebilir. Buna karşın, bilincimdeki yaşantıların varlığından şüphe edemem. Fenomenolojinin temel kavramlarından biri olan, kurma, constitution, şeylerin bilince kendilerini göstermelerini gerçekleştiren sürecin adıdır. Hasırlin zamanın içsel bilinci üzerine dersleri 1905'te asistanı Martin Heidegger tarafından yayınlanır. Her yaşantının, kogite özüne ait bir zaman vardır. Bu devre dışı bırakılmış olan nesnel zaman değil, yaşantının kendisine ait zamandır. Husserl'in yola çıktığı fenomenolojik veri, içinde nesnel zamanında ortaya çıktığı zaman yaşantıları, bunların anları, özgür içerikleridir. Yaşanan şimdi, kendinde ele alındığında, nesnel zamanın bir noktası değildir. Nesnel zamanı fark edebilmek için deneyimlenen nesnelerin birbirini takip etmesi gerekir. Nesnel zamanın bizim için var olabilmesinin şartı, öncelikle şeylerin bize belirmesi, başka bir deyişle, yaşanan içeriklerden kurulmasıdır. Bilincin birliği nasıl kurulur? Hasırlin bu soruya verdiği nihai yanıt, bilincin birliğinin zamansallaşmayla kurulduğudur. O halde bilinç en derin katmanında bir zamansallaşma hareketidir. İçsel zaman yönelimsellik sayesinde kurulur. Zamanı kuran iki yönelimsellik daha vardır, geri yönelim, retention, ve ileri yönelim, protension. Hasıl bir andaki ilksel bir izlenimden yola çıkmış, fakat düz bir çizgi gibi aktığını düşündüğümüz zamanın aslında ne kadar karmaşık bir harekete sahip olduğunu göstermiştir. Bu ilksel izlenim diyelim ki bir notanın çıkardığı bir ses olsun. Diyelim ki her anda farklı bir nota bir ses çıkarıyor. Aslında Hasırlin Bergson'la aşağı yukarı aynı zamanlarda fiziğin ölçülebilir zamanından farklı, daha temel, orijinal, bir zamanı, bilincin zamanını düşündüğünü görmekteyiz. Bu düşünceler arasındaki birinci fark, Hasırlin çözümlemesinin yönelimsellik fikrine dayanıyor olmasıdır. Idin bilincin ideal, özsel yapılarıyla ilgilenir, bunlara, transandantal, bir statü verir hasıl fiziksel ve maddi bir gerçekliğin var olduğunu ispatlamak veya göstermekle hiç ilgilenmemesi onun dindeki konumunun, aşkın idealizm, olarak düşünülmesine yol açmıştır. Doğal tavır dış dünyanın gerçekten var olduğu inancıyla hareket eder, fenomenoloji ise belirişlerin dünyasına odaklanır, şeylerin nasıl değişmez bazı yapılarıyla algılandığını açımlar. Bunlar bilinç tarafından kurulduklarına göre, gerçeklik de bizim belirişlerin bir kısmıyla kurduğumuz ilişkinin bir karakteristiği haline gelir. Aşkın, Transandantal, Fenomenoloji Göttingen Üniversitesi'nde fenomenolojik yöntemin ne olduğunu düşünürken Hasıl Kant ve Kant sonrası Alman felsefesini okumaya başlamıştır. Hasıl kendisinin icadı olan transandantal fenomenolojinin Kant'ın transandantal felsefesinden nasıl farklı olduğunu uzun uzun düşünmüştür hasıl, şeylerin kendisine gidelim. Der. Fenomenolojinin sloganı budur. Bunun anlamı Husserlin Kant'ın yaptığı, kendinde şey, ile fenomen arasındaki ayrımı reddettiğidir. Fenomenlerin gerisinde kendisini bilincin tecrübesine vermeyen kendinde şeyler yoktur öyleyse duyusal görü ve akli görü yoluyla biz bizzat şeylerin kendisini bilebiliriz. Hasır ile Kant arasındaki en önemli farklardan biri de Hasırlin bilinci yönelimsellik olarak düşünmesidir. Hasırlı de transandantal bir indirgeme ile aşkın egoya ulaşılabileceğini söyler. Hasır daha sonra, Üdin Üde noyamatik çözümleme dediği yöntemi keşfedecektir. Bu çözümleme şeyi bana nasıl, imevi, beliriyorsa öyle betimlemeye dayanır. Noyamatik analiz bizi, yaşam dünyası, kavramına götürecektir yaşam dünyası, ıdîn ikide şeylerin, maddi ve kültürel katmanlarını ayırmak yerine, kültürel şeyleri doğal gibi görünen özelliklerine kadar kültürel anlamlar tarafından nüfuz edilmiş olarak betimler bu dönemde, yaşayan beden, leib ile, nesne olarak beden, körper, arasında bir ayrım yapar. Bu dönemde beden üzerine bu düşünüme eş zamanlı olarak özneler arasılık üstüne bir düşünüm eşlik eder. Bir şeyin nesnel bir biçimde geçerli olduğunu söylemek başka zihinlerinde onun doğruluğunu tespit edebileceğini öne sürmektir. Hasırla göre yaşayan bedenim ile başkasının algı alanında bana verili olan bedeni arasında bir eşleşme meydana gelir. Bu eşleşme sayesinde başkasını yalnızca benimki gibi yaşayan, algılayan bir beden olarak değil, aynı zamanda da bir alter ego olarak kendi bilincime sunarım. Buna hasır eş sunum, e-presentation, der böylece onu da bir ego, bir bilinç olarak düşünürüm. Hasıl böylece tek benciliği, solipsizm, açtığını düşünmektedir. Onun bedeni fenomenolojik bir tarzda yeniden düşünmeye girişmesi ve salt bir nesne olarak beden kavrayışını aşması, özneler arasılığı temellendirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Solipsizm, tek bencilik, yalnızca benim bilincimin ve onun içeriklerinin mevcut olduğunu, başka zihinlerin var olduğunun kanıtlanamayacağını ileri sürer. Başka insanların bedenleri, jestleri, söyledikleri, onlarla yaşadığım ilişkiler vesaire. Benim zihnimin seraplarından, kurgularından, hayallerinden ibaret olabilir. Hasıl solipsizme açtığı iddiasındadır. Yaşam dünyamız bizim birinci tekil şahıs olarak deneyimlediğimiz şeylerin dünyasıdır bilim ise nesneleri üçüncü tekil şahıs perspektifinden açıklamaya çalışır. Birincil olan yaşam dünyası ise, yaşam dünyasından bilimin nesneler dünyası nasıl oluşmuştur? Söz gelimi eski çağlarda insanlar dünyanın düz olduğuna ve evrenin merkezinde bulunduğuna inanıyorlardı. Ancak hasırla göre, eski çağların bu insancı bilimsel açıdan yanlış olsa bile deneyimimizle ilgili temel bir hakikat barındırıyordu çünkü tecrübemiz açısından yaşadığımız dünya düz, sabit ve merkezidir. Statik fenomenoloji deneyimi nesneyi rehber edinerek yapısal bir biçimde betimler. Buna karşın genetik fenomenoloji bu yapısallığın öznel anlam verme süreçleri içindeki oluşumunu inceler. Deneyim ve yargı Hasırlin en baştan beri uğraştığı mantık problemine yaşam dünyası kavramı temelinde ve genetik fenomenolojin sorgulama biçimini kullanarak yeniden geri döndüğü eserdir. Hasırlin tezi yargının predikasyon, yükleme, öncesi deneyimde temellendiği, bir yargıyı vermeyi mümkün kılan şeyin bir mantıksal yapının deneyimde ön şekillenmesi olduğudur. Başka deyişle Hasırl'e göre deneyimiz yargıya varmadan önce başka türden sentezler, yapılar içerir yargı bunları dile getirir. Avrupa bilimlerinin krizi, Avrupa uygarlığının yaşadığı büyük krizi ki nazizm ve faşizm de bu krizin bir sonucudur, felsefi olarak açıklama girişimidir Avrupa uygarlığının başına geleni anlamak için felsefenin nasıl 19. yüzyılda gitgide daha deneyici, ampirisist ve naturalist bir yön kazandığını, nasıl yaşam dünyasının unutulduğunu yeniden düşünmek gerekir. Hasırl bu teşhisi koyduktan sonra bu yönü transandantal fenomenolojiyle değiştirmek ister. Avrupa bilimlerinin krizinde zihinsel ve tinsel olanın fiziksel olana indirgenemeyen kendisine özgü bir gerçekliği olduğunu vurgulanır. Hasırlin etiği, Hasırlin etik üzerine çalışmalarının 1990'lara dek yayınlanmamıştır. 20. Yiğün etiğinde çok etkili olan değer kuramını Brentano ve Hasırlin çalışmalarına borçluyuz. Husserl'in fenomenolojik etik fikrini ve değer kuramını takip etmişlerdir. Husserl aksiyoloji ile etik arasında bir ayrım yapar. Aksiyoloji, değerler bilgisi anlamına gelir. Husserl'in etiğinin aksiyolojisine dayandığını söyleyebiliriz. Husserl tüm zihinsel fenomenleri üçe ayırır, doksik, bilişsel zihinsel fenomenler, duygulanımsal fenomenler, zihinde hissedilen heyecanlar, konatif fenomenler, istekler. Hasırlin başlıca tezi duygular ve heyecanların değerlendirmeleri içerdiğidir. Aksiolojinin hasırlin duygular kuramının bir parçası olduğunu görmekteyiz. Etik aksiyolojiden daha fazlasıdır, Zira etik yalnızca doğru değerlendirmelerle ilgilenmez, temsilin doğruluğunu, doksik öge ve istemi eylem yönünde çabalama de hesaba katmak zorundadır. Hasır etik tarihini deneyici geleneğin duyguculuğuyla rasyonalist geleneğin entelektüelizmi arasında süre giden bir tartışma olarak görür. Hasır bir şeyin değerli olduğunun hissedilmesinin o şeyin özüne ilişkin yasalara dayandığını öne sürerek nesnel kıstaslara başvuruda bulunur. Duygular bize bir şeyi değerli olarak sundu eksi 20. Yüzyılda Hasırlin değer kuramını takip eden pek çok düşünür bu kuramı Kantçılığa ciddi bir alternatif olarak görmüşlerdir. Ama bu kuram çeşitli sebeplerle gözden düşürülmüştür. Pozitivistlerin etik önermelerin anlamsız olduğu tezi, Heidegger'ın değer kuramının özne nesne karşıtlığına dayandığı gibi felsefi eleştiriler yüzünden gözden düştüğü iddia edilebilir. Fakat siyasi bir açıdan baktığımızda da değerlere dayalı ahlakın hiyerarşik bir dünya yarattığı saptanabilir. Fenomenoloji ve Postfenomenolojiler Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Ricoeur, Michel Henry ve daha birçokları hem Husserl ile beraber hem de ona karşı düşünmeye girişirler. Fenomenoloji birçok postfenomenoloji doğurur. Bu filozofların her birinin Husserl'i farklı bir biçimde eleştirdiğini ve bu eleştiri sayesinde kendi yollarını bulduklarını görürüz. Hasır'la göre konumlandırdığımızda Heidegger'ın düşüncesinin de bir postfenomenoloji olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Heidegger fenomenolojiyi bir bilinç felsefesi olmaktan çıkarır, varlık ve zaman da fenomenoloji varoluşsal bir zemine oturtulur. Böylece fenomenolojiyi Kartezyen varsayımlarından kurtardığını ileri sürmektedir. Halbuki Hasır'la göre Heidegger'ın yaptığı şey olsa olsa bir felsefi antropoloji olabilir. Çağdaş Felsefe 2 dersi 3. ünite özeti. Heidegger, giriş Felsefenin metafizik bir gelenek olduğunu düşünen Heidegger, düşüncenin kurtarıcı gücüne inanır. Bilimden farklı olarak düşüncede, Heidegger'ın olumlu olarak nitelendirdiği bir muğlaklık vardır. Bilim olgularla ilgilenir. Oysa düşünce varlığın anlamını sorgular. Heidegger'ın hayatı ve eserleri. Martin Heidegger 1889 ila 1976 Heidegger 1889 yılında Almanya'nın Baden kentinde Meskech adlı bir köyde dünyaya gelmiştir. Freiburg Üniversitesi'nde teoloji eğitimi görürken katolik inancından kopmaya başlamıştır. Doktora tezi dans Skotus'ta kategori ve anlam öğretisidir. 1916'da Freiburg Üniversitesi'nde Edmund Husserl'in asistanı olur. 1923 yılında Marburg Üniversitesi'nde çalışmaya başlar. 1927 yılında Varlık ve Zaman, I yayınlar. 1929 yılında emekli olan Hasıl yerine profesör olarak atanır. 1933 yılında Nasyonel Sosyalist Parti'ye üye olur. Freiburg Üniversitesi'ne rektör olarak seçilir ve üniversitenin nazileştirilmesinde rol alır. Ancak sonrasında rektörlükten istifa eder ve siyasi mesafe alır. 1945 yılında nazi olduğu için yargılanır. Karl Jespers'ın yazdığı rapor sonucunda, öğretim yapma yetkileri elinden alınır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hannah Arendt'in ve Sartre'ın katkılarıyla düşüncesi tekrar önem kazanır. Heidegger'ın düşüncesinin güzergahı, Heidegger Aristoteles felsefesi ve hasıl fenomenolojisinden etkilenmiştir. Platon'un sofist diyaloğu ve Aristoteles'in metafizik, iyi fenomenolojiye yaklaşımına belirler. Hasırla göre varlık kendisini nasılsa öyle gösterir. Fenomenolojinin meselesi varlık kendini bilince nasıl veriyorsa, onu çarpıtmadan alımlamaktır. Heidegger'e göre ise, belirenler varlık değil var olanlardır. Var olanın nasıl belirdiğini araştırmak için varlığı kurucu öğelerine çözümlemek gerekir varlığın kendisini nasıl anladığımızı açıklamamız gerekir. Heidegger Marburg'da verdiği derslerde fenomenolojiyi Aristoteles ışığında düşünür. Heidegger'e göre eski Yunan düşünürleri hakikati gizlilikten açığa çıkma, aledeya, olarak düşünür. Varlık sorunundaki esas mesele ise varlığın unutulmuş olmasıdır. Bunun nedeni, varlığın kendisini geri çekmesi, onda örtüsü açılma ile örtülmenin eş derecede temel olmasıdır. Diğer taraftan Heidegger, Hasır'den etkilenerek deneyimin gerisine, aşkın ve a Pirürü olana dönmeyi bir yöntem olarak benimser. Bununla birlikte Hasıl fenomenolojisindeki Kartezyen felsefeye özgü özneye ve bilince ait temelleri reddeder. Heidegger'e göre eski Yunan felsefesi varlığı açıklıktaki mevcudiyet olarak ele alır. Bu mevcudiyet, şimdiden yola çıkarak betimlenir. Bu, Varlığın zamansal bir karakteri olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda varlık zamanın ufkunda bir anlam taşır. Böylece Heidegger fenomenolojideki apirürü ve aşkın özleri dönüştürerek zamansallık olarak yorumlar. Bir şeyin varlığını onun zamansal karakterini çözümleyerek anlayabiliriz. Varlık ve zaman varlığın anlamı sorusunun yeniden sorulması gerektiğini söyleyerek başlar. Bu eserde Heidegger, Sein, olmak ve seyent olan, var olan, arasında ayrım yapar. Varlık, bir var olan değildir. Genel olarak Heidegger, varlığın anlamını zaman olarak yorumlar. Bu belirlenim çerçevesinde düşüncesini üç döneme ayırabiliriz. 1. Heidegger, varlık ve zaman, da varlığın anlamını, zamanı, Deisay'ın var oluşunu yorumlayarak açıklayabileceğini düşünür. 2. Heidegger düşüncesinde 1935 yılında bir dönüş, kehre, meydana gelir. Varlığın anlamıyla değil, varlığın değişik çağlarda kendini nasıl açığa vurduğuyla ilgilenmeye başlar. Söz konusu olan varlığın tarihidir. 3. Bu dönemde Heidegger, varlığın olay karakteriyle ilgilenir. Olayı, Ereğiniz, varlığın yeri olarak düşünür varlık ve zaman. Varlık ve zaman, eski Yunan felsefesi tarafından sorulan varlığın anlamı sorusunun unutulduğu düşüncesiyle başlar. Felsefi geleneğe göre, varlık en açık, en boş mefhumdur. Bu tip bir ontolojinin destrüksiyonunu yapmak gerekir. Destrüksiyon ilksel varlık deneyimlerini çarptıran tarihsel yorumları devre dışı bırakarak bizi öncel varlık anlayışının radikal farklılığıyla karşılaştırmayı amaçlar. Deysel, varlığı anlayan, varlığın anlamı soran olarak diğer var olanlardan ayrılır. Anlamak, Deysel'in temel hali olan, dünyada olmanın kurucu bir öğesidir. Anlama, epistemolojik değil, ontolojiktir. Anlama, dünyadaki varoluşumuzda, orada olmada meydana gelir. Deysel, bizim kendisi olduğumuz var olan,'dır. Varlık ve Zaman, Öne birinci kitabının ilk yarısında Heidegger, Deysay'nın varlığının nasıl kurulduğunu araştırır. Deysay'nın dünyada olmasının temel yapılarına, egzistansiyel, adını verir. Egzistansiyel, terimi, Deysay'na özgü imkanları belirler. Birinci veçeden baktığımızda, dünyanın fenomenolojik tarzda belirlenmesiyle karşılaşırız. İkinci veçeden bakınca Deysay'nın kim olduğu sorusunu tartışırız. Üçüncü veçeden baktığımızda, Deysay'nın, orada, sını kuran egzistansiyelleri, anlama, duygulanım, konuşma, açımlarız. Deysay'nın birliğini veren şey, ilgidir. Heidegger'e göre mesken tuttuğumuz, dünyayı düşünemeyiz. Dünyayı bir sürü nesneyi taşıyan büyük bir nesne olarak tasavvur ederiz. Bu bilimin dünyayı anlama biçimidir fenomenolojik olarak ise, dünya desayının ikametgahıdır. Bütünlük içinde bulunan var olanlar, desayın yapması gerekeni yaptığı sürece o bütünlükte ayrılarak ona, şey, olarak görünmez. Dünyada ikamet eden desayın, öncelikli olarak kuramsal tavırda bir özne değildir. Kendimizi öncelikle bilen özne olarak düşünmemiz yanlıştır. Desain kendini dünyaya atılmış olarak, bazı imkanların içinde bulur. İçine atıldığımız imkanları anlamak, geleceğe ait yeni imkanlar tasarlamamızın koşuludur. Geleceğe ait imkanlar tasarlamak, Dasein'in varlığının başka bir egzistansiyel imkanıdır. Dasein fenomenolojik çözümleye kendini ilkin ve çoğunlukla gündelik hayatında kendini gösterir. Bu nedenle, Dasein, gündelikliği, içinde incelenmelidir. Dasein diğer var olanlardan ayıran, onun varlık sorusunu sormasıdır anlamak, Deysay'nın varoluşunda varlıkla kurulan ilişkidir. Anlamanın göstergesi açıklamak değildir. Anlama açıklamanın ön koşuludur. Deysay'n henüz açıklayamadığını da anlıyor olabilir. Her yorum bir anlamayı açımlar. Açıklama, anlamanın işleyişinin sarı hale getirilmesidir. Heidegger'e göre duygulanım ile anlama iç içe geçer. Duygulanımın insanların ilişkilerine, eşyaların oluşturduğu anlam bütününe, mekana nasıl sindiğini edebiyat anlatır. Her duygulanımın bir anlaması, her anlamanın da bir duygulanımı vardır. Kendimizi duygulanımın içinde buluruz. Başlangıcını ve sonunu biz tayin edemeyiz. Dünya bize kendini içinde bulunduğumuz duygulanımın tonunda açar. Kendini belli bir tarzda anlaşılmaya sunar. Heidegger'e göre temel duygulanımımız endişe, angstü'dir. Endişe ve bir şeyden korkmak farklı şeylerdir. Endişe, Deysay'nın sonlu bir varlık olmasından kaynaklanır. Endişe, Deysay'nı gündelikliği içinde unuttuğu kendi ölümlülüğüyle yüzleştirir. Deysay'nın varlığının diğer bir kurucu öğesi ise, ölüme doğru olmaktır. Ölüm imkanı özgürleştirici de olabilir. Ölümle ilişki benim için neyin önemli neyin önemsiz olduğunu açığa çıkarır. Neden vazgeçmem, neyin peşinden gitmem gerektiğini fark ederim. Endişede kişi bir karar anına doğru ilerler. Kişi nihai olarak kendisi olmak ve kendisini kaybederek yaşamak arasında seçim yapar. Varlık tarihi ve teknoloji sorunu. Heidegger 1930'larda varlık tarihine odaklanır. Heidegger, varlık ve zaman da özne eleştirisi yapmasına rağmen eseri tamamladıktan sonra başlangıç noktasını, öznel, bulur. Destrüksiyon girişiminin başarısı, insanın varlıkla ilişkisinin varlıktan itibaren düşünülmeye başlanmasıdır. Bu varlık ve zaman, ılne aşılması anlamına gelir. Destrüksiyon, Heidegger'i, hermenotik, bir düşünüme sokar. Heidegger, metafiziği bir birliğin tarihsel hareketi olarak yorumlar. Bu düşüncesinde Dildey'in etkisi vardır. Aynı çağda yaşayan insanlar, varlığı pek de farklı anlamaz. Varlığın çeşitli çağlarında, varlık değişik adlarla anılır. Platon ona Aydia, Aristoteles Oyuja, Energeya, Ortaçağ Tanrı adını uygun görmüş, modern çağ ise kogito, bilinç, aşkın bilinç, istem, güç istemi olarak düşünmüştür. Varlığa bir at veren ilkin filozoflardır. Ancak sonradan tüm bir çağ, varlığın bu anlaşılma tarzının hakimiyeti altına girer. Bu adların değişme süreci, varlığın tarihi veya yazgısıdır. Varlığın yazgısı, eski Yunanlılar ile modern Avrupa'yı aynı maceranın başı ve sonu haline getirir modernlik, yani içinde yaşadığımız çağ bir, teknoloji çağıdır. Varlık gerektiğinde kullanmak için saklanılan, depolanan bir enerji olarak düşünülür. Var olanları bu anlam içinde açığa çıkarıyor ve tecrübe ediyoruz. Teknolojinin özü varlığı açığa vurma, bir bilme tarzıdır. Varlığı enerji kaynağı olarak görmek, varlığın başka şekilde açığa çıkmasını engeller bu çağda varlığın hakikati çerçevelemedir. Çağın sorunu ise araçsal akıldır. Ereğiniz, Ereğiniz düşüncesi zamanı varlığın ufku olarak değil, kökeni olarak görür. Ereğiniz bir var olan değildir. Varlığın kendisiyle insan arasında olan olaydır. Varlıkla düşüncenin birbirini sahiplenmesi olayıdır. Böyle bir olay içinde bizi varlık tarihinin dışına çıkaracak, yeni apriori irileri var olanların deneyimlenmesini önceleyen ön kavrayışı taşır. Olay iradi değildir. Olay olur, başa gelir. Ereynis'in gerisinde bir temel yoktur. Bir uçurum vardır. Dil, Ereynis'in ilksel mekanıdır. Dil, insanın var olanların tümüyle nasıl ilişki kuracağını örgütleyen bir özdür dilin özü, özün dilidir. Heidegger, bu noktada şiirle yakından ilgilenir. Şiirsel söyleyiş, gök kubbenin altında, bilinmeyenle ilişkili olarak ölümlü bir varlık olarak mevcut olmanın yeni bir biçimini icat eder. Heidegger ve etik Heidegger felsefede fizik, mantık, etik gibi ayrımların metafizik geleneğe ait olduğunu söyler. Varlık düşüncesinde bu ayrımların olmadığını söyler etik meseleler varlık düşüncesinden ayrılamaz. Düşünce için öneli olan teknoloji çağından başka bir çağa sıçrayıp sıçrayamayacağımızdır. Çağdaş Felsefe 2 Dersi 4. Ünite Özeti Sartre, Giriş, Somut Yaşamı Doğrudan Deneyimliyor Olduğumuz Halde, Ne Deneyimliyor Olduğumuzu Daha iyi Anlayabilmek için Soyut Betimlemelerden Yola Çıkmak Gerekir. Sartre'ın Hayatı ve Eserleri, Jean-Paul Sartre, 1905-1980 Sözcükler, 1963, Sartre'ın çocukluk yıllarını anlatır. Sartre çocukluğunda ateist olmaya karar verir. Ama Tanrı'nın var olmamasının varlığı anlamsız kılacağına ve haklılaştırılamaz hale getireceğine inanmaz. Sartre 1920'de Paris'in ünlü Henry I.V. Lisesi'ne girer. 1924'te Ecole Normale Superiore kabul edilir. Hayat boyu duygusal ve fikri yakınlığını sürdüreceği Simon de Beauvoir ile orada tanışır. Simon de Beauvoir'ın üç ciltlik otobiyografisi sayesinde Sartre'ın yaşamı konusunda da detaylı bilgi elde etmekteyiz. 1931'de felsefe hocası olarak La Havre atanır. 1933 ila 34 yılları arasında felsefe çalışmak için Berlin'e gider, orada Husserl ve Heidegger'ın fenomenolojileriyle ilgilenir. Sart ve ilk kitabı İmgelemi, Limagination ve Egonun Aşkınlığı, Fenomenolojik Bir Betimlemenin Taslağı, başlığını taşıyan denemesini 1936'da yayınlar. Ancak onu Fransız edebiyat gündemine taşıyacak olan eseri 1938'de yayınladığı bulantı, La Nause, adlı romanıdır. Savaştan sonra romanlar, oyunlar, kısa öyküler, biyografi çalışmaları kaleme alır biyografi çalışmaları arasında en ünlüsü üç ciltlik Gustav Flaubert biyografisidir. Simone de Beauvoir, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty ile birlikte Les Temps Modernes dergisini çıkarır. Savaş sonrasında yazdığı en önemli eser 1960 tarihinde yayınlanan diyalektik aklın eleştirisidir. Bu eserde Sartre fenomenoloji, özellikle Heidegger'e yakın bir fenomenoloji, ile Marx'ın bir sentezini yapar. Sartre çok yönlü bir düşünürdür. Oyun yazarı, romancı, biyografi yazarı, eleştirmen olduğu gibi felsefenin pek çok alanında fikir üretmiş bir filozoftur. Ontoloji, felsefi antropoloji, siyaset felsefesi, psikoloji, estetik, etik, tarih felsefesi bu alanlar arasında sayılabilir. Batı felsefesi geleneğinde filozoflar genellikle siyasi gündeme karşı mesafeli bir tavır almayı tercih etmiş kendilerini mekandan ve zamandan bağımsız, evrensel olarak geçerli hakikatleri bulmaya adamışlardır. Sart ve kamusal tartışmalara, gösterilere, mahkemelere, grevlere katılmış, Amerika'nın Vietnam ve Fransa'nın Cezayir savaşlarına muhalefet etmiş, toplumda marjinalleştirilen, ezilen, zulüm gören kesimlerin yanında olmuş, sınıfsal sömürüye, sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele etmiştir. 1963'te kendisine Nobel ödülü verilmiş fakat o bu ödülü almayı reddetmişti. Sartre'ın felsefesinin güzergahı. Sartre'ın düşünsel yolculuğunu üç uğrakta ele alabiliriz. Sartre'ın hasıl fenomenolojisinden yola çıkarak kendi özgün düşüncesini oluşturmaya çalıştığı ilk dönem felsefesi birinci uğraktır. Bu uğrakta Sartre henüz, özgürlük, olgusallık, terimlerini kullanmıyor olsa bile, ikinci uğrakta, özgürlük, ve olgusallık ilişkisini tartışmak için gerekli kavramsal zemini keşfetmektedir. Bu aşamada bilinç ile dünya ilişkisi, yönelimsellik, aşkınlık gibi terimlerle ele alınmaktadır. Sartre'ın felsefi güzergahının ikinci uğrağı varlık ve hiçliktir. Burada özgürlük ile olgusallığın ilişkisini kapsamlı bir biçimde temellendiren fenomenolojik bir varlık bilimi ortaya koyar. Marksist eleştiri, Sartre'ın varlık ve hiçlikte yaptığı özgürlük ile olgusallığın ilişkisine dair felsefi tartışmayı, olgusallığın tarihsel ve ekonomik boyutunu ihmal ederek özgürlüğü doğal kabul eden bir burjuva bireyciliği olarak görmüştür. Sartre bu eleştiriye önem vermiş olsa gerektir ki, ona kapsamlı bir yanıt vermiştir. Bu yanıt, ikinci Uğrak'taki pek çok tezini yeniden gözden geçirdiği diyalektik aklın eleştirisinde ortaya çıkar. Bu eserinde Sartre fenomenoloji ile Marx'ın sentezini yapar, özgürlük ile olgusallık ilişkisi sorununu, bu sorunun tarihsel ve politik boyutunu da açıklamayı amaçlayan varlık bilimsel bir yaklaşımla ele alır. Sartre'ın yola çıkış noktası fenomenolojidir. 1934 tarihli, yönelimsellik, hasıl fenomenolojisinin temel bir fikri, yazısının da gösterdiği gibi, Sartre'ın hasıl fenomenolojisinde en çok önemsediği fikir, yönelimsellik, Intentionalite fikridir. Ona göre yönelimsellik bizi realizm ile idealizm arasında yüzyıllardır sürüp giden fiziksel maddi gerçekliğin bizim onu temsil edişimizden veya bilişimizden bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışmadan kurtarır. Sartre'a göre bu tartışma bilinç ile gerçeklik ilişkisinin doğru kavranamamasından kaynaklanmaktadır ve yönelimselliğin keşfiyle ortadan kalkması gerekir. Varlık ve hiçlik yaklaşık 800 sayfalık bir, fenomenolojik varlık bilim, denemesidir. İkici bir başlangıç noktası vardır. Ne bilinç, kendisi için varlık, dış gerçekliğe, kendinde varlık, ne de dış gerçeklik bilince indirgenebilir. Bununla birlikte, ne biri ne de diğeri aralarındaki ilişkiden bağımsız olarak betimlenebilir. Aslında varlık ve hiçliğin çıkış noktası da yönelimselliktir. Bu bakımdan bu eserin getirdiği yenilik nedir peki? Sartre bilincin içine kapalı bir içkinlik alemi değil, bir aşkınlık, transcendence, dışarıya doğru bir hareket olmasını, onda tözsel, kurucu bir benin bulunmamasını, kısacası bilincin yönelimselliğini varlık ve hiçlikte, hiçlik ve özgürlük olarak yorumlar. Sartre insanın kendi dünyasını da bir anlamda seçtiğini söyleyerek bu özgürlüğün kaçınılmaz bir sorumluluk getirdiğini vurgular. Varlık ve hiçlik başkasıyla ilişki, başkası için varlık, tartışmasıyla da çok ilgi çekmiştir. Başkası benim kurduğum bir nesneden ibaret değildir. Dünyamda bana bağlı bir biçimde var veya yok olan, anlamlı veya anlamsız olan bir varlık değildir. Aksine ben, başkası tarafından şöyle veya böyle olarak tarif edilmek suretiyle, bir davranışıma, bir kimliğe, bir bedene sabitlenebilirim ve bu durumda kendisi içinin özgürlüğünü varlıkta kaybederim başkası beni şöyle veya böyle görmek suretiyle özgürlüğümü elimden alabilen bir varlıktır. Varlık ve hiçlik başkalarıyla ilişkinin olumsuzluğa dayanan dinamizmini bir bakış fenomenolojisiyle açıklar. Çıkış yokta insanın varoluşunun hakikatiyle başkasıyla ilişkisinde karşılaşması, başkaları cehennemdir. Değişiyle ele alınır. Başkası benim özgürlüğümü sınırlandırır. Özgürlüğümün ortadan kalkmasının sebebi sorumluluk almam değildir. Bu cümlenin ilk kez kullanıldığı çıkış yokta mesele, insanın başkasıyla ilişkide kendini aldatmanın güçleştiği bir sınıra gelmesidir. Başkası kendi kendimi aldattığımı bana ifşa etmek suretiyle kendimden kaçış imkanımı elinden alır, beni kendimle yüzleştirir. Sartre'ın diyalektik aklın eleştirisinde yaptığı şey hem bir politik fenomenoloji hem de bir tarih felsefesidir. Sartre Marksçı düşünceye belli tavizler verir. Tarihsel dünyada işleyen diyalektik yine bir fenomenolojik varlık bilim yoluyla gösterilecektir. Sartre insan gerçekliğinin a tarihsel gerçekliğin kendisinde bulunan, indirgenemeyecek, kurucu rol oynayan yapısal ögeler anlamında, bilincin dünyayla kurduğu yönelimsel ilişkide değil, insanın prazisi, indi arar ve tarihin diyalektiğinin anlaşılırlığını bu ögelere bağlar. Diyalektik aklın eleştirisi, tarihin olumsal zorunluluğunun hangi olmazsa olmaz evrensel ögeler tarafından kurulduğunu araştırır. Bu eser, siyasi praksisin imkanını veren kolektif özneliği fenomenolojik olarak açıkladığı ve başka biçimlerde oluşmuş grup ve topluluklardan ayırt ettiği için de önemlidir. Yönelimsellik ve egonun aşkınlığı, Sartre'a göre hasıl bilinci bilinç yapan özelliği bulmuştur. Yönelimsellik hasıl yönelimselliği, her bilinç bir şeyin bilincidir, diyerek tarif etmişti. Sartre yönelimselliği niye çok önemser? Ona göre, yönelimin yöneldiği şey bilinçte bir imge, bir temsil değildir. Yönelimsellik bilincin kendi içinde bir ilişki, bilincin aslına ulaşamadığı bir şeyi kendi kendisine temsil etmesi veya sunması değildir. Klasik epistemolojinin başlıca sorunlarından biri olan temsilin asıla uygunluğu sorunu çözülemeyecek bir sorundur. Yönelimsellik fikri, şeylerin bilince indirgenebileceğinin savıyla bağdaşmaz. Öte yandan, bilginin, bilinçteki temsiller ile bilinçten bağımsız olarak var olan gerçeklik arasındaki bir uygunluğa dayandığı görüşü de Sartre'ye göre sorunludur. Zira gerçeklikle ilişki temsil ise temsil ile gerçekliği nasıl kıyaslayabiliriz? Sartre'a göre, yönelimsellik, bu eski sorunu ortadan kaldıran yepyeni bir başlangıç olarak görülmelidir. Yönelimsellik, bilincin dışarı doğru hareketi, yani aşkınlıktır. Onun sayesinde biz dünyada, güneşin altında, yolun kıyısında, tozun toprağın içinde, dışarıdayızdır. Ama burada söz konusu olan önce içine kapalı bir bilincin sonra dışarı çıkması değildir. Yönelimsellik sayesinde şeyler ile bilinç tek bir hamlede verilirler, bilinç her zaman bir şeyin bilincidir, bir şeyin bilinci olmayan bir bilinç yoktur. Öte yandan, şeyler bilince dışsal oldukları halde, ona görelidirler, relatif. Bunun anlamı şudur, şeyler ancak bilincin onlara yönelimi içinde bilince belirirler. Sartre'a göre yönelimsellik bizi somuta ulaştırır. Gördüğümüz gibi, Sartre ilk felsefi eserini 1934'te Hasır'den aldığı, yönelimsellik, kavramını yorumlamak suretiyle verir. Ne var ki yaptığı işin Hasırlin düşüncesinin açıklamaktan öteye gitmediğini düşünür. Egonun aşkınlığı Sartre 1913'te yayınlanan Idin ile birlikte Hasırlin felsefesinin idealist bir yön kazanmasından memnun olmadığını açıklar. Bilincin yönelimselliği dünyanın bilince belirişini koşullar. Kısacası, dünyanın bilince belirmesini açıklayabilmek için transandantal egonun varlığına ihtiyacımız yoktur. Bilinç saf bir ego tarafından idare edilmediği halde transandantaldir, yani bilincin yönelimsel yapısı olmasaydı, dünya bilince beliremezdi. Egonun aşkınlığında Sartre bilincin çeşitli katmanlarını betimler. Bilinç ilk, en alt katmanında düşünümsel, reşeksayf, değildir, düşünülmemiştir, irreşeşi, ikinci katmanda düşünüm edimi, belli bir yaşantıyı bir benin yaşantısı olarak koyutlar. Ancak bu kez de düşünüm edimi bir ben, in düşünümü olarak koyutlanmamıştır. Üçüncü düzeyde bu koyutlama yapıldığında psikolojik ego da kurulmuş olur. Kısacası psikolojik ego ilksel veya kökensel değildir, düşünümün bir ürünü olarak oluşmuştur. Başka deyişle kendi bilinç hallerimizi incelediğimizde daha önce var olmayan yeni bir nesne, bir ego yaratırız. Böylece Sartre yalnızca hasırlideyi, Descartes'ı da reddetmiş olur. Varlık ve hiçlik, Sartre varlık ve hiçlik e kendi için varlık etre pour soi ile kendinde varlık etre en soi arasında bir ayrım yaparak başlar. Kendi için varlık terimiyle kastedilen bilinçtir. Kendinde varlıktan kasıt ise bilincin dışındaki gerçekliğin zeminidir. Varlık ve hiçlik, T.D. Sartre'ın ilk eserlerinde olduğu gibi, bilincin dışarıya, dünyaya yönelimsellik sayesinde çıktığı savlanır. Özne şeyler dünyasını tamamen kurma gücüne sahip değildir. Bilinç dünyayı yaratmaz, dünya zaten bilinçten bağımsız olarak var olan aşkın bir varlık olduğu için bilince belirir. Ancak bu belirişin bilinçten bağımsız olmadığını da söylemek lazımdır. Bilinç yönelimsel olmasaydı dünyayı tecrübe edemezdi. Kısacası, bilinçte bilincin kendisi olmayan bir varlık ifşa olur. İnsani gerçeklik, olarak dünya sebep sonuç ilişkileriyle birbirine bağlanan doğal olaylar dizilerini içeren fiziğin dünyasından çok farklıdır. Sartre, kendisi için varlık ile kendinde varlıkın yönelimsel ilişkisine dayanan bir biçimde kurulan, insani gerçekliği, la realite humaine, Heidegger'ın, dünyada olma, ne der Visein, kavramıyla eşitleyerek betimler. Bilinç dünyadaki gerçekliği yaratmaz ama nasıl bir dünyada yaşayacağını seçer. Yöneldiğimiz imkanlar, yaptığımız tasarılar, seçtiğimiz hedeşerle kendi insani gerçekliğimizi bir bakıma biz kurarız. Everest dağına tırmanmayı hedefleyen kişi önüne çıkacak engelleri de göze almış, seçmiş demektir. Oysa Everest'in karlı tepelerini seyretmekle yetinen bir kişinin dünyasında böyle engeller gerçekten bulunmaz. Dünya bana peşinde olduğum tasarı uyarınca belirir, projelerim dünyadaki durumumu ve şeylerin bana nasıl göründüğünü belirler. O halde tasarımı belirlediğim veya seçtiğim süreçte dünyamı da seçerim. Özetle, Sartre'ın düşüncesinin esası aşkınlık ile olgusallık arasındaki bu muğlaklıkta bulunur. Aşkınlığa, projeye, özgürlüğe yapılan bu vurgu, insanın olgusallığının getirdiği zorunlulukları ciddiye almamak gibi görünebilir. Dünyaya atılmış olarak kendimi belli olguların içinde bulurum. Sınıfımı, ailemi, cinsiyetimi, ırkımı, milletimi kendim seçmemişimdir örneğin. Başıma doğal felaketler gelebilir tacize, tecavüze uğrayabilir, zulüm görebilir, yoksulluk, açlık çekiyor, işgal altında yaşıyor olabilirim. Tüm bunlardan ben sorumlu olabilir miyim? Sartre'ye göre eğer intihar etmiyorsam veya kaçmıyorsam içinde bulunduğum durumu seçmiş olurum. Ölmek veya kaçmak şansım her zaman vardır. Ama eğer ölmüyorsam, gitmiyorsam, yaşamaya devam ediyorsam, içinde bulunduğum durumda olmayı seçmişimdir. Hem kendimi o durum üzerinden, hem de o durumun kendisini seçmiş olurum. Örneğin bir savaşın içinde kalmışsam, o savaş artık benim savaşımdır. Onu kendim yaratmış veya başlatmış gibi ondan sorumlu olurum. Taciz, tecavüz, zulüm, yoksulluk, doğal felaketler için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Sırf özgürlüğü korumak adına, zulüm göreni başına gelen her şeyden sorumlu tutabilir miyiz? Zalimin hiç mi suçu yok? Vardır, kesinlikle burada Sartre zor bir konumdadır. Fakat asıl amacı haklı ile haksızı ayırt etmek değildir. O hiçbir durumda kimsenin kendisini mağdur veya masum kurban konumuna koymasına izin vermemekte kararlıdır. Zira mağduriyet özgür özneyi, sorumluluğun öznesini ortadan kaldırır. Mağdurun sorumluluğunu başkaları alır. Bu sorumluluğu kimse almadığında da mağdur ortada kalır. Sartre'a göre direnebilmek için özgür olmak gerekir. Özgürlüğümüzü kaybedersek zulme karşı direnecek gücümüzü de kaybederiz. Kendisi için varlık tanım itibariyle özgürdür. Özgürlük bilincin esası, olmazsa olmaz bir özelliğidir. Varlık ve hiçlikte Sartre onu yönelimsellikle, aşkınlıkla iç içe düşünür. Sartre'ın bir başka önemli savı da kendisi için varlığın, hiçlik, olduğudur. Bunun sebebi ilkin bilincin verili bir özünün olmaması, dışa doğru bir hareketten ibaret olmasıdır. Bu hareketin hem her özdeşliği kırdığı hem de yeni özdeşleşmeleri mümkün kıldığı öne sürülebilir, kendisi için varlık, neyse o değil, ne değilse odur. Tırnak işareti, Sartre hiçliğin dünyaya bilinç sayesinde girdiğini söyler. Hiçliği dünyaya sokan bilincin, kendisi için varlık, kendi hiçliğidir. O halde insanın gerçekliği varlık ile hiçliğin bir sentezidir. Hiçlik varlığı kuşatır ve dünya onun sayesinde taslaklaşır, konturlarını kazanır. Bilincin zamansallığı bile olumsuzluğa dayanan bir yapıya dayandırılmıştır. Sartre'ın felsefesinde olumsuzluğun oynadığı rol, onun fenomenolojiyi Hegel'in etkisi altında yeniden yorumladığını gösterir. Sartre bilincin başka bilinçlerle ilişkisinin insanın varlığı nedir sorusundan ayrılamayacak bir konu olduğunu peşinen kabul eder. Husserl başka bilinçlerin varlığı sorununu Descartes'çi meditasyonlarda fenomenolojinin temel bir sorunu olarak karşımıza koymuştur. Sartre onu realizm ile idealizm arasındaki tartışmaya yerleştirir. Dış dünyanın varlığı konusunda zıtlıklarını koruyan bu iki konun Sıra başka zihinlerin varlığını tartışmaya geldiğinde zıtlıklarını sürdüremezler. Realizm idealizme, idealizm de realizme doğru dümen kırar. Ama bize doğrudan verili olan başkalarının zihinleri değil, bedenleridir. Kendi bedenimle zihnim arasındaki ilişkinin aynısının başkasında da bulunduğu sonucuna nasıl varıyorum? 19 Yüzyıl psikolojizmi başka zihinler sorununu benim bedenim ile başkasının bedeni arasındaki benzerliklere dayanarak çözmeye çalışır. Heyecanlandığımda yaptığım jestler, vücudumda meydana gelen bazı değişiklikler başkasının vücudunda da vardır. Bu jestlerin ve değişikliklerin başkasında da bir zihnin veya ruhun varlığının göstergesi olması olasılığı vardır. Realizmde buna benzer bir biçimde başkalarının varlığını kesin kabul ettiği halde, başkaları hakkındaki bilgimizin olasılıklardan ibaret olduğunu öne sürer. Bu bakımdan önemli nokta başkalarına erişimimizi onlar hakkındaki bilgimizin sağlıyor olmasıdır. Halbuki, genel olarak, realizm değil, idealizm varlığı varlık hakkında sahip olduğumuz bilgiyle ölçüyordu. Burada realizm idealizme benzemiştir. İdealizme gelince, başkası benim bir temsilimdir. Bu temsilde başkası bana hareket eden, edimleri olan, çeşitli davranışlar sergileyen, mimikleri olan bir varlık olarak görünür. Fakat idealizm, temsilimi örgütleyen tüm bu biçimlerin benim dışımdaki bir birliğe gönderme yaptıklarını iddia eder. Başkasıyla ilişki sonradan, dışarıdan kurulmaz, başkası için varlık benim varlığımın bir ögesidir. Sartre'ın buna eklediği en önemli şey şudur, başkasının bana bakışı beni nesneleştirir. Bu bakış, benim salt özgürlükten ibaret olmadığımı, varlığımın bedenliliğini, olgusallığımın çeşitli ögelerini hissettirir bana. Olgusallığımın parçası olan sınıf, cinsiyet, ırk ve benzeri de başkası için varlık boyutunda açılırlar. Sartre başkasıyla ilişkiyi bir bakış fenomenolojisi çerçevesinde çözümler. Bakışın öznesi olduğunda başkasını nesneleştirmiş olurum. Nesneleştirme birinin üzerinde iktidar kurmayı, onun özgürlüğünü elinden almayı sağlar. Başkası aynen görüldüğü gibi olduğuna ikna olmuştur çünkü. Ancak bakışın yönü tersine çevrilebilir, bu kez ben nesneleşir, özgürlüğümü kaybederim. Bizi bakışın öznesi veya nesnesi yapan şey nedir? Bu soruyla birlikte bakış fenomenolojisini bir ezme, ezilme fenomenolojisi haline gelir. Ezilen bakışın öznesi değildir. Ezen ezilenin bakışının nesnesi olmamıştır hiçbir zaman. Ezilenin direnmeye başlamasıyla birlikte ezen de ezilenin kendisini nasıl gördüğünü öğrenecektir. Bu çözümleme Sartre'ın ırkçılıkla ilgili yaptığı tartışmalarda önemli bir rol oynamıştır. Diyalektik aklın eleştirisi. Sartre'a göre tarihin zorunlu bir yönü yoktur. Tarihte Hegel'in iddia ettiği gibi diyalektik zorunlulukla bir özgürlük idesi gerçekleşmez. Marx'a göre tarihsel gelişim üretim araçları ve üretim ilişkilerine dayanan bir diyalektiğin sonucunda meydana gelir. Marksizm olguları önceden verilen şemalara sığdırmaya çalışmaktadır. Halbuki olguların nasıl verildiğini, ne anlam ifade ettiklerini daha incelikli bir biçimde ele alabilmek için fenomenolojik çözümlemeye gereksinim vardır. Diyalektik aklın eleştirisinde Sartre özgürlük ile olgusallığın ilişkisini tarihsel bir dünyanın anlaşılırlığı sorunsalı içine yerleştirmektedir. Peki, pratik alanın başlıca yapıları nelerdir? Praksis'in öznesinden ayrı olarak ele alındığında pratik alan ayrışmamış bir çoğulluğun alanıdır eyleyen özne bu alana içsel bağlarla bağlıdır. Başka bir deyişle bu öznenin tüm içselliği bu alana bağından kaynaklanır. Burada Sartre'ın özneyi praksiste temellendirmekte olduğunun altını çizebiliriz. Öznenin bir iç dünyası olsa bile bu iç dünyadaki yaşantılar kişinin dünya ile arasındaki dışsal pratik bağlarından kaynaklanırlar. Praksisin temel edimi pratik alanı bütünleştirmektir. Bu bütünleştirme, pratik alanı farklılaşmış bir çoğulluk olmaktan çıkarır, belirli bir hedefe yönelik olarak anlam ifade eder hale getirir. İnsan ne doğada ne de toplumda ihtiyaçlarını kolayca, mücadele etmeksizin karşılayamaz. Pratik alanda kıtlık vardır. Kaynaklar herkes için yeterli değildir. Sartre bunu, her toplum kendi ölülerini seçer. Diyerek ifade eder, kimin yetersiz besleneceğine, bakımsızlıktan öleceğine üst sınıflar karar verirler. Kıtlık her zaman eksiklikten kaynaklanmaz, teknolojik gelişmede kıtlığa yol açabilir. Örneğin teknolojik gelişme iş kıtlığı ortaya çıkarabilir. Bir toplumda fazlalık olarak görülmek, o toplum için risk haline gelmektir. Kıtlık insanları karşılıklı olarak birbirini olumsuzlama ilişkisi içine sokar. Eğer pratik alandaki kıtlık bireysel praksislerin birbirini olumsuzlamasına yol açıyor ve böylece insan-insanın kurdu oluyorsa toplumsal bir özgürlüğe nasıl yol açılabilir? Özgür bir toplum nasıl kurulur ve varlığını sürdürebilir? Sartre bu soruya yanıt verirken iki temel toplumsallık çeşidinden söz eder: dizi ve kaynaşmış grup. Toplumsallığı kuran topluluk dizidir, toplumsal özgürleşme ise kaynaşmış grup praksisi sayesinde meydana gelir. Dizisel topluluklarda bireyler edilgindirler, kaynaşmış gruplarda ise etkin ve kurucudurlar. Kaynaşmış grubun en belirgin özelliği, onu oluşturan bireylerin ortak bir amacı gerçekleştirmek için ortak bir eylem içinde bir araya gelmiş olmalarıdır. Dahası, bu bireyler kendilerini bir çoğulluğun parçası olarak, ortak bir eylemin öznesi olarak tanımlarlar. Dizisel çokluktaki bireyler, örneğin otobüse binen bireyler, kendi farklı amaçları, tasarıları dolayısıyla o otobüse binerler. Onları birbirinden bilet numaralarıyla ayırt edebiliriz. Fakat kaynaşmış gruptaki bireyler ortak bir amaç için bir araya gelmişlerdir. Her biri o amaca kendi katkısını yapmak suretiyle ve diğer bireylerle ilişkisi içinde kimliğini kazanır, kimse o olur. Sartırım kaynaşmış grubu anlatırken en sık kullandığı örnek, işgalci kuvvetlerin istilasına uğramış bir mahallede yaşayan insanların ortak direnişidir. İşgal altındaki bir mahallede dizisel bir topluluğu oluşturan bireyler bir direnişi birlikte örgütlemek suretiyle kaynaşmış bir gruba dönüşebilirler. İşte böyle bir ortak eylemde birleştiklerinde edilgin bir topluluktan etkin bir topluluğa geçiş yaparlar, kaynaşmış bir grup olurlar. Bu gruplar ortak bir amaca yönelirler ve o amacın gerçekleşmesiyle ortadan kalkarlar. Fakat bazı amaçların etrafında siyasi olarak bir araya gelmiş, örgütlenmiş bireyler de hedeflerine ulaşamayarak dağılabilirler. Tüm gruplar gibi, kaynaşmış gruplar da pratiko inertögeler içeren bir pratik alanda bulunurlar. Bir gerilla grubunun praksisi eğer kadınlara da açıksa kadının toplumsal konumunu belirleyen ve ailede, toplumda içselleşmiş pratiko inert yapıları eritebilir. Sartre'ı bir adım daha ileri götürerek diyebiliriz ki ırksal, cinsel, dinsel ve benzeri. Ezme, ezilme biçimleri de pratik alanın ataleti sayesinde kurumsallaşır, yapısal hale gelir, varlıkta sürerek insan yaşamı üzerinde hakimiyet kurarlar. Sartre'nin ahlakı. Sartre varlık ve hiçlikte bir etik kurmadığı halde, bu eserin sonunda bir etiğin gerekliliğine işaret etmiş. Bu yıllarda taslak halinde kalan bir ahlak için defterleri kaleme almıştır. Sartre'ın varoluşçuluğu nesnel değerlere dayanan bir ahlak içeremeyecek olmakla eleştirilmiştir. Bunun sebebi Sartre'ın ateizmidir, aşkın değerleri ilahiyat zemininde açıklamayı reddetmesidir bir değeri seçmek onu tüm insanlığa da önermektir. Sartre'ın özgürlük anlayışını muhafazakarlar ahlaksızlık olarak görmeye çalışmışlarsa da Sartre'de özgürlüğün sorumluluk demek olduğu çoğunlukla gözden kaçmıştır. Çağdaş Felsefe 2 Dersi 5. Ünite Özeti Levinas, Giriş, Batı Felsefesinde Düşünme, Aynanın başkaya gidip ondan kendisine döndüğü bir özdeşleşme süreci üzerine kuruludur. Başka ile karşılaşan düşünce, kavramlar, ilkeler, temsiller aracılığıyla onu kendisine indirger veya benzetir. Başka da bulduğu zaten ona kendi koyduğudur. Onunla karşılaşması kendi terimleri aracılığıyla olur. Bu aynının hareketidir. Levinas, felsefeyi aynının hareketi karşısında, başkaya konuksever bir düşünce olarak tanımlar. Bu tip bir felsefe, dünyanın anlamını başkasıyla karşılaşma, başkasının kendini ifade etmesinden itibaren düşünmeye açıktır. Aynı zamanda, bu tip bir felsefe sonsuz fikriyle ilişkilidir. Levinas, Descartes'in metafizik meditasyonları'nın üçüncüsündeki sonsuz sonlu ilişkisini etik anlamıyla düşünür. Levinas'ın hayatı ve eserleri. Emmanuel Levinas, 1906 ila 1995. Levinas 1906 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir ve sinagog eğitimi görür. Strasbourg'da felsefe eğitimi gören düşünür, hasıl felsefesiyle tanışır. Freiburg Üniversitesi'ne gittiğinde ise ile karşılaşır. İkinci Dünya Savaşı boyunca askeri bir çalışma kampında, Stalag, esir olarak tutulur. Karısı ve kızı dışında tüm ailesi kamplarda öldürülür. Doktorasını aldıktan sonra Paris'te lise öğretmeni olarak görev alır. Daha sonra sırasıyla Poitier Üniversitesi ve Paris Üniversitesi'nde, Nanterre ve Sorbonne, öğretim üyesi olarak görev yapar. Aynı zamanda sinagogda Talmud yorumları da yapmıştır. 1955 yılında ölür. Levinas felsefesinin güzergahı. Levinas, 1930'ların başında Husserlin ve Heidegger'ın felsefelerini yorumlayan eserler verir. Husserl'in fenomenolojisini Heidegger'ci açıdan değerlendirir. Heidegger'ın varlık ve zaman, da yaptığı bilinç eleştirisinden, özne nesne karşıtlığının ötesine geçerek, dünyada olma, yi temel alan düşüncesinden etkilenir. Levinas'a göre, Heidegger'ın en önemli tezi varlığın, Dessay'nın onu anlamısından bağımsız olmasıdır. 1935'te aşkınlığın imkanını sorgular benim kendinden çıkarak varlık deneyiminin ağırlığından kaçıp kurtulması mümkün müdür? Bu soru ve ona verilen çeşitli yanıtlar, Levinas felsefesinin güzergahını oluşturur. Heidegger'ın Nasyonel Sosyalist Parti'ye katıldığını öğrenen Levinas için Heidegger düşüncesinin ikliminden çıkmak önem kazanır. Aşkınlık sorusu, dışkınlık, terimi ile yeniden sorulur. Eros yoluyla veludiyet, babanın doğurganlığı, aşkınlığı vücuda getirerek somutlaştıran tecrübe olarak okunur. Bütünlük ve sonsuzluk, ta aşkınlık, metafizik arzunun mutlak başkayla kurduğu ilişkiyle formüle edilir. Descartes'teki sonsuz fikrinden yola çıkan Levinas, özneyi içkinden aşkına doğru giden bir hareket olarak tanımlar. Başkalıklarla ilişkileri içerisindeki ben, bütünden ayrılır, özdeşleşir ve kimliğini bu özdeşleşme ile oluşturur. Başkalıklarla ilişkinin en son derecesi başkasıyla kurulan etik ilişkidir. Bu ilişkide ben, başkasının yüzü tarafından sorgulanarak bir daha geri dönmeyecek biçimde kendinden çıkar ve başkaya gider. Bu tip aşkınlığın radikal başkanın bütünlükte erimesiyle sonuçlanması ihtimaliyle Levinas sonsuzu bütünlüğe direnen veludiyette somutlaştırır. 1974'te olmaktan başka türlü veya özün ötesinde, de aşkınlık sorununu yeniden ele alır. Veludiyet tecrübesi bu eserde yer almaz. Bu eserde Levinas etik özneliği ve etik ilişkiyi yeniden düşünür. Burada aşkınlık, yerine geçme olarak düşünülen bir etik ilişki olarak yorumlanır. Özne, biri diğeri için, dir. Levinas'a göre Tanrı fikrinin anlamı da başkasıyla ilişkide bulunur. Tanrı, etik bir soruna dönüşür. Başkasıyla ilişki özdeşleşmeden ve kimliklenme, kimliklendirmeden kaynaklanan özdeşliği ve kimliği kesintiye uğratır. Etik özne de etnik, milli, kültürel kimlik önemini yitirir. Etik, siyaset ve Tanrı'nın anlamı evrensel yasa ve kurallara indirgenemez adalet, her türlü evrenselliğin tekillikle sınanmasını gerektirir. Zaman ve Başka 1947 ila 48 yıllarında yayımlanan zaman ve başka ve varoluştan var olana eserlerinde aşkınlık sorununa fenomenolojik bir yanıt aranır. Kaçış üzerine, de, hazın kendine çıkış imkanı verip vermediğini sorgular. Haz da ben, varlıktan çıkamaz veya kaçamaz. Bu nedenle, kendine çakılı kalır ve varlığın dayanılmaz ağırlığı altında ezilir. 1947 ila 48 yıllarında, Levinas varlıktan çıkmayı, varlığın kaybı veya ölüm olarak değil, bir ayağın varlıkta tutulmasıyla bir daha geri dönmemek üzere başkaya gitmek olarak yorumlar. Aşkınlık tekçi düşünceyi aşarak çoğulluğun imkanını açar. Benim başkaya yönelik hareketi mistik bir deneyimi tarif etmez. Ben hem kendisi hem de başkasıdır. Bu da bir tür çoğulculuğun ifadesidir. Zaman ve başka da benim fenomenolojik kökeni anonim varoluşa geri dönerek açıklanır. Levinas, uykusuzluk gibi özneye ait olmayan, anlamlı bir dünya ortaya çıkarmayan süreçlerden bir benin kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına hipostaz adını verir. Levinas'ın özne tasviri. Böyle bir benin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürdüğü mücadelenin, maddeselliğinin, özgürlüğünün, ölümle ilişkisinin ele alınması üzerine kuruludur. Bu, Heidegger'ın desain analitiği ile bir tartışmadır. Ölüm radikal bir başkalıktır. Ölüm bana ait olmayan imkanlarla ilişki kurduğum bir zamanı açar. Eros yoluyla edinilen çocuk ve baba arasındaki ilişki radikal başkalığın somutlaşmasıdır oğul hem bir bendir hem de bir başkası. Veludiyet yoluyla kendinden çıkarak, bir daha dönmemecesine kendimden başka olurum. Bütünlük ve sonsuz, Levinas, savaş sonrasında Yahudi Talmud geleneği ile ilgilenir. Batı felsefesinin iki kaynağı olduğunu saptar, eski Yunan geleneği ve Yahudi Hristiyan geleneği. Batı kültürü iki farklı kaynak olarak eski Yunan'daki sonlu evren anlayışı ve vahiy ile gelen sonsuzluk fikri üzerine kuruludur. Ortaçağ düşüncesi ve Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi modern filozoflar sonlu ve sonsuz arasında bir ilişki kumaya çalışır. Akıl sahibi, kendine yeten bir varlık olan insan ile Tanrı'nın yarattığı ve yasasını odan alan bir varlık olarak insan nasıl aynı kültürde buluşabilir? 18. Yüzyıl düşünürü Kant'ta ise sonluluk düşüncesi hakimdir. Kant'ta sonsuz, yalnızca görünün a priori formları olan zaman ve mekanın sonsuz olarak temsil edilmesinde karşımıza çıkar. Sonsuz aynı zamanda aklın bir ideasıdır. Sonsuz kurucu değil, aklın bütünlüğüne bir katkı sağlayıcıdır. Kant'ta sonsuzluk marjinal bir statüdedir. Hegel, Kant'ın sonlu ve sonsuz arasındaki ilişkiyi koparmasına itiraz eder. Levinas Hegel'in sonlu ile sonsuz olanın ilişkisini ele alışıyla ilgilenmiştir. Hegel'de sonsuz sonludan ayrı değildir. Sonlu, sonsuzun diyalektik hareketi içinden çıkar ve ona geri döner. Sonsuzun hareketi tüm sonlu başkalıkları bütünleştirir. Bütünlük sonsuzdur. Levinas, Hegelci sonsuzun karşısına Descartes'in sonsuz fikrini çıkarır. Bütünlük ve sonsuz, un temel fikri, Hegelci bütünleştiren sonsuzun karşısına, bütünselleştirmeye direnen bir başkayla ilişki olarak sonsuzu çıkarmaktır. Levinas, bütünlük ve sonsuz, da Descartes'i yeniden yorumlayarak Hegel ve Heidegger'le hesaplaşır. Heidegger, Kant gibi bir sonluluk düşünürüdür. Heidegger'de sonluluk tüm var olanla ilişkinin koşuludur. Ölüme doğru giden Deysain, bu imkanla ilişki kurarak bireyleşir, ayrılır, özgürleşir, tarihselleşir. Levinas bu eserde Kant'ın eleştirdiği metafizik anlayışına geri dönmez. Metafizik arzudan söz eder. Bu, başkaya doğru giden arzudur. Bu arzu diğer ihtiyaçlar gibi tatmin edilemez. İnsanda ortaya çıkan metafizik arzu, diğer arzular gibi bir eksiklikten değil aşırılıktan ortaya çıkar. Levinas, Descartes'in üçüncü meditasyonundaki kendi sonluluğumu içimdeki sonsuz fikrinden idrak ettiğim argümanı üzerinden yola çıkar. Descartes'a göre bendeki sonsuzluk fikri, sonsuz varlığın ne olduğunu kavramamı sağlamaz. Levinas bu fikri, taşıyamadığını taşıyan bir özne olarak yorumlar metafizik ya da aşkınlık, zihnin dışsallığa yönelmesinde bulunur. Bu dışsallık arzusu konuşmada temellenir. Hakikat ve adalet arasındaki ilişki bağlamında, adalet yüzüm konukseverce kabul edildiği bir konuşma deneyimine dayanır. Metafizik arzu, başkayla etik ilişkide somutlaşır. Bu ilişki, bir konuşma ilişkisidir. Başkasının yüzünün anlam ifade etmesi, yeninin gerçek deneyimidir. Kökensel olan anlam ilk olarak yüz yüze ilişkide ortaya çıkar. Sonsuz, başkasının yüzünün anlam ifade etmesidir. Bu ilişkide başkası beni sorgular ve keyfi özgürlüğümün hesabını vermemi ister. Bu sorgulama ile kendime eleştirel bir mesafe alırım. Böylece zihin kendi kökeninin ötesine, öncesine gider. Hakikat yalnızca bir olgu olmadığı için anlaşılırlıktan ayrılamaz. Anlaşılırlık nesneye saygı kazandırır. Haysiyetsizlik bilincinden doğan zihnin kendiliğindenliğinin sorgulanması hakikati önceler. Ahlak dışılığımın bilincine sonsuza tabi olmamla başkasının yüzünün anlam ifade etmesiyle varırım. Bütünsellik kuramsal sonsuzluk ahlakidir. Özgürlüğün kendi kendinden utanabilmesi hakikati kurar. Ahlaki bilincin başlangıcı başkasının kabulüdür. Başkası olarak başkasının bir bene denk olmaması karşısında utanç duyarım. Benim güçlerime karşı bir direniş olan başkasında, özgürlüğümün keyfiliğini ve şiddetini görürüm. Levinas'a, yüz yüze olan etik ilişkide, yüz bir biçim ya da kavram değildir. Yüz bana bakar ve konuşur. Bana bir görülme deneyimi yaşatır ve konuşmasıyla dünyayı anlamlandırır. Yüz aşkındır, belirdiği dünyaya ait değildir, yersi yurtsuzdur, yabancıdır, yoksuldur, proleterdir. Başkasını tanımak bir açlığı tanımaktır ve vermektir. Bir öğrenme ilişkisi olan bu sefalette ustamı bulurum. Yüzle kurulan bu ilişki ateistçe kurulmuştur. Kutsalın şiddeti karşısında mutlağın azizliği vardır. Yalnızca bir ateist mutlakla girdiği ilişkide onda erimez ve onunla birleşmez. Mitlerden arınan bir inanç biçimi, metafizik ateizmi varsayar. İlahi olan ilişki mitik değil, toplumsaldır. Dul, yetim bizi yüzündeki yoksullukla çağırır. Ateizm metafiziğin teolojik değil, etik olduğunu ifade eder. Tanrı'ya ancak adaletle ulaşılabilir. Metafizik ise toplumsal ilişkiler alanına aittir. Toplumun özünde başkasıyla ilişki vardır. Yüz yüze ilişki etik ve politikanın kesiştiği ilişkidir. Başkasının çağrışına onun ihtiyaçlarını karşılayarak yanıt verdiğimde ona verdiğim bu ayrıcalık başkası tarafından sorgulanabilir. Başkasına duyulan sonsuz sorumluluğumun üçüncü tarafından sorgulanması beni siyaset yaparak eşitliği sağlamaya iter üçüncü başkasına yardım ederken, beni bu yolda kendisine katılmaya çağırır. Olmaktan başka türlü veya özün ötesinde. Olmaktan başka türlü, de etik özne, aşkınlık hareketine girmenin ötesine geçerek, olmaktan başka türlü, olur. Bu eserde de Levinas, etiğin temelinin özgürlük olduğunu söyler. Her yasa kendi Stalinizmi tarafından tehdit edilir. Özgürlük bencilliği aşıp evrensel olsa da bu durum değişmez. Bu eserde etik özne etik ilişkiye özgür girmez. Çoktan başkasının rehinesidir. Başkasıyla takıntılıdır. Rasyonel seçimler yapmaz. Hiçbir suçu olmadığı halde suçlanır, kendisine geri fırlatılır. Özne mazlumdur. Burada artık mesele yalnızca başkasının ihtiyaçlarını gidermek değildir töz değiştirecek düzeyde onunla özdeşleşmektir. Onun sıkıntısını yaşmak, gördüğü şiddetin nesnesi haline gelmektir. Etik özne, biri diğeri için, dir. Sorumluluğu yerine getirmek vicdanı rahatlatmaz. Her zaman daha fazla sorumluluk vardır. Dünyanın tüm yükünü omuzlarında taşır bu tip bir özne. Onun sonsuz sorumluluğunda yerine kimsenin geçememesinden dolayı, özne bu sorumlulukta biricikleşir. Çağdaş Felsefe 2 Dersi 6. Ünite Özeti Derrida, Giriş, 20 Yüzyılın en etkili filozoflarından biri olan Jacques Derrida'nın felsefesi geleneksel metafiziğin dekonstrüksiyonudur. Geleneksel metafizik, varlığı çeşitli temellendirme girişimlerini içeren gelenektir. Metafiziğin dekonstrüksiyonu bize dünyanın anlamlandığı hareketin farkların çoğulluğuna dayandığını, bu farkların birbiriyle diyalektik olmayan bir dinamizm içinde ilişkilenerek ürediklerini gösterir. Anlamın kökeninde, farkların birbirinin yerine geçmesi, tekrar ve başkalaşımı, muğla aklığı, karar verilemezliği bulunur. Bununla karşılaşmak, insanı hayat içinde karşısına çıkan tekilliklere karşı sorumluluğundan kurtarmaz, adalet arayışından vazgeçmesini gerektirmez aksine bu radikal deneyim tekilliğe karşı sonsuz sorumluluk üstlenmenin koşuludur. Bu ünitenin amacı işte bu düşünceyi ve bu düşüncenin ait olduğu filozofu tanımaktır. Derrida'nın hayatı ve eserleri. Jacques Derrida 1930 ila 2004. Derrida 15 Temmuz 1930'da orta sınıf bir Yahudi ailenin çocuğu olarak Cezayir'in El -Bier kentinde doğmuştur. O yıllarda Cezayir bir Fransız sömürgesi olduğu için Arap Müslüman çoğunluk, Cezayir'in yerlisi Yahudiler ve diğer azınlıklar Fransız idaresi altında birlikte yaşıyorlardı. 1870 Krimi yasasıyla yerli Yahudiler Fransız vatandaşlığına kabul edilmişlerdi. Hitler'in iktidara gelişi Cezayir'deki antisemit topluluklar tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Derrida ilkokul eğitimine bir Fransız sömürge okulunda başlamıştır ve 1942 yılına kadar okulda en başarılı öğrencilerden bir tanesidir. O yıl okulların açıldığı gün diğer Yahudi çocuklarla birlikte okuldan uzaklaştırıldığını öğrenir. Aynı yıl 5 kuşaktır Fransız vatandaşı olan Derrida ailesi Fransız vatandaşlıklarını kaybederler ve Cezayir'de yabancı statüsüne düşerler. Bu durumun muğlaklığı Derrida'nın Kendisini hayatı boyunca hem Fransız kültürüne ait hem de onun dışında hissetmesine yol açar. Derrida 1949'da Paris'e gelmiş, önce L.Y.C.E.E. -E Louis Grand'da okumuş, sonra 1952'de Ecole Normale Supérieure kabul edilmiştir. 1960 ile 64 arasında Sorbonne Üniversitesi'nde dersler verdi. 1964 ila 1984 yılları arasında Ecole Normale Superior de öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1983'te François Châtelet ile birlikte College International de Philosophie, CIPH, kurmuştur, bu kurum üniversitede yapılamayan tarzda araştırmaların yapılabilmesi için bir alan açmasıyla tanınır. Derrida 1984 ila 1999 yılları arasında Ecole des Hautes Études en Sciences Socials'da dersler verdi. 1966 yılında John Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı, Beşeri Bilimlerin Söyleminde Gösterge, Yapı ve Oyun, başlıklı konuşmadan itibaren felsefesi Amerika'da Fransa'da olduğundan daha büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. 1970'ten itibaren Yale Üniversitesi'nde düzenli bir biçimde ders verdi. Uzun yıllar boyunca hem Kaliforniya Üniversitesi'nde hem de Paris'te Ecole des Hautes Études en Sciences Socials'da ders vermeyi sürdürmüştür. Derrida 2004 yılında pankreas kanserinden ölmüştür. Derrida'nın felsefesinin güzergahı. Derrida, Foucault ve Deleuze ile birlikte Fransız Akademisi'nin marjında kalan özel bir düşünürler kuşağına mensuptur. Derli da ilk eserlerini 1953 ila 54'te Jean Hyppolit'in yönetiminde yazdığı yüksek lisans tezi "Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl" (Husserl'in Felsefesinde Oluşum Problemi) den başlayarak bir Husserl yorumcusu olarak vermiştir. Felsefi çevrelerde etki yaratan ilk eseri "Husserl'in Geometrinin Kökeni" adlı çalışmasına yazdığı "Geometrinin Kökenine Giriş" 1962'tir. Derrida bu eserinde Husserl'in felsefesine yapılan klasik bir eleştiriye, Husserl'in statik özleri araştırmakla yetinip tarih sorununu göz ardı ettiği eleştirisine yanıt verir. O aynı zamanda Husserl fenomenolojisinin içindeki çeşitli gerilimlere ve paradokslara işaret eder. 1967 yılında, Derrida yazı ve fark, ses ve fenomen ve grammatolojiye dair, başlıklarını taşıyan üç eser yayınlamıştır. Bu eserlerde şunlardan bahsetmiştir. Yazı ve Fark, Emmanuel Levinas, George Bataille, Michel Foucault, Simon Freud, Edmund Husserl, Edmund Jabès, Antonin Artaud gibi figürler üstüne yazılmış makaleleri bir araya getiren bir derlemedir. Grammatolojiye dair, Jean-Jacques Rousseau'nun çağının yani modernliğin logos merkezci olduğunu gösteren dekonstrüksiyonlar içerir. Ses ve Fenomen, Husserl fenomenolojisi üzerine yazılmış bir denemedir. Bu üç eserin ortak noktası, dekonstrüksiyon adı verilen bir felsefi stratejiyi, felsefe yapma tarzını ilan etmeleridir. Derrida felsefi yolculuğunun başında varoluşçuluğa, fenomenolojiye ve yapısalcılığa karşı mesafe almıştır. Bu mesafenin kendisine özgü tarafı, Batı metafiziğinin dekonstrüksiyonu girişimi içinde açığa çıkar. Derrida külliyatı yaklaşık 50 kitabı içerir. Bunların hepsini tek bir izlek, sorunsal veya kategori altında ele almak imkansızdır. Bununla birlikte, düşünürün 80'lerden itibaren çoğunlukla etik ve siyaset felsefesi sorunlarına yönelik çalışmalar yaptığını, dekonstrüksiyonu bu bağlamda yeniden düşündüğünü ileri sürebiliriz. Derrida felsefe yapmanın herkesin hakkı olması için çalışmış Güney Afrika'daki apartheid politikalarına, totaliter rejimlere, düşünceye sansüre, Fransa'nın göçmen politikalarına karşı mücadele etmiştir. Fakat tercihi siyasal olaylar üzerine doğrudan bir biçimde konuşmak değildir. O, siyasetin ve etiğin temellerini, bu temellere ait kökensel deneyimleri ele alarak düşünür. Böylece çağının politik olaylarına tepki verir arkadaşlık, konukseverlik, milliyetçilik, terör, küreselleşme ve benzeri gibi sorunları ele alır. Ölmeden önce verdiği son dersleri, egemenlik sorununu tartışır. Dekonstrüksiyon, geleneksel metafiziğin yapıları, içerdiği hiyerarşik karşıtlık ilişkileri, mevcudiyet, yokluk, söz, yazı, ruh, beden, akıl, duygu, kadın, erkek, ışık, karanlık, duyum sanırı olan, kavranılır olan, içerisi, dışarısı ve benzeri. Yaptığı naif, sorgulanabilir varsayımlar bugün de düşünme biçimimizi, verdiğimiz kararları, yaşam tarzımızı belirlemektedir. Bunlar hem hakikatle yüzleşmeyi zorlaştırmakta hem de bazı değerleri destekleyerek yeni değerlendirmeler yapma imkanını ortadan kaldırmaktadır dekonstrüksiyon, metafiziğin gizli varsayımlarını açık hale getirir ve sorgular. Bunu yaparken bu varsayımların denetlemeye ve durdurmaya çalıştığı anlam üreten hareketin ta kendisine işaret eder. Söz konusu hareket dinamiktir, ereksel olmadığı gibi, diyalektik de değildir. Derrida bu hareketi farkların bir oyunu olarak düşünür, ona difference adını verir. Yalnızca konuşmanın değil, dünyanın anlamlılığını da kuran bu oyundur. O, hem özneye hem de nesneye önceldir. Hem nesnenin kuruluşu hem de öznellik bu temelsiz temele işaret eder. O halde burada oyun, yarı transandantal bir kavramdır; mevcudiyeti ve yokluğu, özneyi ve nesneyi önceler. Derrida, metnin dışı yoktur, önermesini bu yüzden kurar. Bu cümle popüler kültürde Postmodernizm terimiyle anılan şeyi tarif etmede kullanılmıştır. Derrida'ya göre metafizik, varlığı, mevcudiyet, presence olarak anlar. Metafizik argümantasyonlar ve kurgular nihayetinde bir mevcudiyet tecrübesine veya iddiasına dayanır. Derrida'nın mevcudiyet metafiziği, metafizikte presence ifadesini kullanışı Heidegger'ın batı metafiziğine belli bir varlık yorumunun hakim olduğu saptamasıyla ilişkilendirilebilir. Bu varlık yorumu varlığı seyredilebilecek, insanın önünde, şimdi ve burada bir bulunuş, mevcudiyet, olarak kavrar. Bu anlayış, bütün var olanların varlığını anlama tarzımızı tarihsel bir biçimde belirlemiştir. Bu bütünselleştirmenin sonucunda farklı var olanların varlıkları arasındaki farklılıklar da gözden yitmiştir. Söz konusu varlık anlayışı, varlığın unutuluşunun tarihini boydan boya kat eder. Eski Yunan'da yapılan varlık araştırmasından beri varlık ile var olanlar arasındaki ontolojik farkın üstü örtülmüş, Orta Çağ'da da varlık sorusu, Tanrı hakkında Tanrı en üstün var olan, diğer var olanları yaratan var olan olarak düşünülmüştür, bir tartışmaya dönüşmüştür. Derrida, Heidegger'den bu sorunsalı devralır ve önce fenomenoloji içinde, sonra başka metinlerde, mevcudiyet tecrübesi, denen şeyin nasıl kurulduğuna bakarak mevcudiyetin kuruluşuna içkin paradoksları ele alır. Bir şeyin mevcut olması burada, önümüzde hazır ve nazır olarak bulunuyor olması veya bilincimize olduğu gibi veriliyor olmasıdır. Bilinç de batı metafiziği içinde her zaman kendi kendisine mevcut, dolaysızca veriliyor olarak anlaşılır. Fenomenolojik açıdan bakıldığında ise mevcudiyet ilkin görüdedir, intuition. O halde özne ile nesne arasındaki metafizik karşıtlık, öznenin de nesnenin de mevcudiyet olarak kavrandığı bir karşıtlıktır. Derrida'nın 1967'de yayınladığı eserlerde mevcudiyet metafiziği kapalı bir sistem olarak tarif edilir. Bu sistem içinde gösterge, genel olarak dil bir türev, mevcudiyetin bir modifikasyonu olarak ele alınmıştır. Bunun anlamı dilin işlevinin mevcudiyetten söz etmek, onu yansıtmak, göstermek, temsil etmek olduğudur. Metafizik varlığa özgü olanı bilgi nesnesi olarak ele alır. Derrida'nın grammatolojiye dairde vurguladığı şey metafiziğin varlığı bilme arzusunun her zaman logosa geri döndüğüdür. Metafiziğe göre dilde yazı da mevcudiyeti temsil ederler. Ancak bu bakış açısına göre yazı ile söz arasında önemli bir fark vardır. Söz mevcudiyeti toparlama ve gösterme, yani temsil etme işlevini yazıdan çok daha mükemmel bir biçimde yerine getirir. Bu yüzden metafizik söz ile yazıyı bir karşıtlık ilişkisi içinde ele alır, yazıyı yetersiz ve tehlikeli ilan eder. Derrida de bu tavra logos merkezcilik adını verir. Logos merkezcilik aynı zamanda, bir ses merkezciliktir, fonosantrisizm. Metafiziğin yazı türlerini kıyasladığında her zaman fonetik yazıyı yüceltmesinde de açığa çıkar bu. Logos merkezcilik bir etno merkezcilik, bir Avrupa merkezcilikte de ola gelmiştir. Batı bilgisinin bu etno merkezci zeminini en çok açtığına inanılan Rousseau, Saussure ve Levi Strauss gibi düşünürler bile aslında logos merkezcidirler. Derrida'ya göre, Ontu teoloji çağı Logos'un çağıdır. Bu büyük çağı yazının aşağılanmasının ve, konuşmanın doluluğunun, yüceltilmesinin işaretini taşır. Bu yüceltmenin sebebi anlamın kökeniyle ilişkinin hep bir mevcudiyet ilişkisi olarak tahayyül edilmesidir. Derrida'nın bu dönemde söylediği şeyler, post yapısalcılık, olarak anılan şeyin de temelini oluşturur. Zira dekonstrüksiyon Heidegger'ci varsayımlarla çalıştığı gibi, yapısalcı bir düşünme biçimiyle de beslenir fakat ulaştığı yeni dil kavrayışı sayesinde yapısalcılığı da, metafizik, içinde konumlandırır. Örneğin grammatoloji, ye dair de Claude Lévi-Strauss ve Saussure gibi yapısalcı düşünürler de yazı karşısında söze öncelik tanıdıkları için metafizik geleneğin içine yerleştirilirler. Yapısalcılık Nietzsche'nin, değerlerin yeniden değerlendirilmesi, dediği şeye açık değildir. Buna karşılık Derrida, de, göstergeleri yorumlamak suretiyle yeni değerler ve imkanlar bulmanın veya yaratmanın mümkün olduğuna inanır. Ona göre, hiçbir yazar göstergelerinin nasıl yorumlanacağını niyetleriyle sınırlandıramaz. Dil her zaman yazarın niyetlerinden fazlasını söyler, dilde ortaya çıkan olumsallıkları yasaların zorunluluklarına indigeyemeyiz. Dekonstrüksiyon metinleri yakın okumak suretiyle deneyimler, ele aldığı düşüncenin protokollerine sonuna kadar uyar ama aynı zamanda da içerden ilerleyerek metnin sınırlarını ihlal eder, daha doğrusu bu sınırların çoktan çoğul ve kesintili olduğunu göz önüne serer. Böylece metnin deneyimi radikal bir düşünüm haline gelir çünkü düşünülmemiş olanın imkanına dememizi sağlayan bir yolculuk başlar. Derrida'nın ilk dönemde dekonstrüksiyon girişimi, dili, difference iz ve ilavesellik olarak yeniden düşünmektir. Buna göre, dilin işlevi mevcudiyeti temsil etmek değildir. Derrida dili tarif ettiğinde mevcut olanı mevcut kılan, yok olanın da yok olarak tecrübe edildiği hareketi tarif etmeye çalışmaktadır. Bu hareket içinde farklar birbirinin yerine geçer, birbirini erteler, geciktirir, birbirine ilave olup birbirini tamamlarlar grammatolojiye dairdeki ilave mantığı, la logic du supplement ve dağılımdaki farmakon yapısı difference'ın hareketine gönderme yaparlar. Bu yapılar, hareketin kaynağında karar verilemezliğin bulunduğunu ortaya koyarlar. Bu karar verilemezlik, mantıksal ilişkilerle değil, dilin karar verilemezliği ile, çok anlamlılıklar üretmesiyle ilişkilendirilir. Bu safhada dekonstrüksiyonun işleyişinin üç basamaklı bir betimlemesi yapılabilir adım, metafizik karşıtlıklar işaretlenir. Adım, bunlar arasındaki hiyerarşi sorgulanır ve dönüştürülür. Adım, çok anlamlılığa açılan bir karar verilemezliğin metafizik karşıtları öncelediği ve ürettiği ortaya koyulur. Böylece anlamın ilk taslağının, bilincin şeylerle yönelimsel ilişkisinde bulunduğu yatsındığından fenomenoloji geride bırakılmıştır. Derrida'nın felsefesi bu transandantal dil anlayışı yüzünden çok eleştirilmiş, çok anlamlılığa ve dağılmaya, dissemination, yaptığı vurgunun felsefeyi edebiyata indirgemeyi kolaylaştırdığı ileri sürülmüştür. Difference yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte, fenomenolojinin dili yıkılmaya başlar, fenomenolojik redüksiyon, aşkın bilinç, konstitüsyon gibi temel kavramlar dekonstrüksiyona tabi hale gelir. Böylece fenomenoloji bir postfenomenolojiye dönüşür. Dekonstrüksiyon, etik ve siyaset. Derrida'ya göre insan doğası hakkındaki fikirlerimiz devleti, hukuku, siyasal egemenliği meşrulaştırmaz. J. L. Austin'in önermeler yoluyla bir iş yapan, bir şeyi meydana getiren performatif edimlerini siyaset felsefesi alanında etkili bir biçimde yorumlayan Derrida, sivil toplumu Devleti, hukuku meşrulaştıran, temellendiren söylemlere genel bir şüphe yıl yaklaşır. Bu yüzden de liberal toplum sözleşmesi kuramlarını eleştirir. Ona göre, toplum sözleşmesini bir fiil meydana getiren edimler, bir hak transferi, Hobbes, bir haktan vazgeçiş, Locke, kendini bir bütüne verme, Rousseau, gibi, aslında tarihsel olarak hiçbir zaman gerçekleşmemiş olayları belirtirler olmamış olanın bu beyanı sayesinde, olanı meşrulaştırabilecek bir düzen, dil düzleminde ortaya çıkar. Toplumsal sözleşme kuramları, özel mülkiyetten ve sermaye birikiminden kaynaklanan sınıfsal farkları ve eşitsizlikleri meşrulaştırmaya çalışırlar, kurdukları meşruluk anlatısına bakıldığında önceden var olan öznelerin şu ya da bu biçimde yeni bir duruma onay vermesi söz konusudur ama aslında bu anlatı bu eşitsizliğe razı olacak olanları üretmektedir. Derrida'nın hem sözleşme kuramlarına ilişkin hem de ulus devlet meydana getiren edimlere ilişkin değinilerinden şunu çıkarabiliriz, doğal özgürlüğe sahip bireylerden bir politik birliği meydana getiren edimler, bir halkı tarihsel bir biçimde inşa edip ulus devlet kuran edimler, bunlara insan haklarını ilan eden edimleri de ekleyebiliriz, temelci bir mantıkla açıklanamayacak bir biçimde paradoksaldırlar. Böyle bir edimde difference hareketi işlemektedir, bu hareket yalnızca kurucu edimin beyanatında değil, ortaya koyduğu yasa metinde de görülebilir. Bu yasa metin, önceden var olan bir temele atıfla anlam kazanmaz, söylemindeki farkların ilişkisi sayesinde bir anlam ifade eder, söylemsel mekanında yinelenebilecek, yeniden kaydedilebilecek izler içerir ve dolayısıyla her zaman farklı biçimlerde yorumlanmaya açıktır her metnin nasıl anlam ifade ettiğine ilişkin saptamalar yasa metin içinde geçerli olacaktır, anlamın imkanı, izin, aynının içinde ötekini öteki olarak tutmasına dayanır. Anlam, farkların ilişkisinden dokunmuştur. Difference, anlamı oluşturan ve diyalektik olmayan harekete ilişkin bir kavramdır. Basitçe, anlamın farkların mekansal ve zamansal hareketi içinde oluştuğunu savlar, kapanış yani tek anlamlılık imkanını ortadan kaldırır. 1989 tarihli yasanın gücü, otoritenin mistik temeli, yasanın da kökeninde bulunan difference'ı, yasa olarak difference'ı bir adalet tartışmasıyla ilişkilendirir. Derrida'nın sözünü ettiği adalet fikri tarihselleştirilebilecek tüm normların üstünde bir fikir gibi durur. Derrida'ya bu yüzden zamansallığı ve tarihselliği ıskalayan metafizik bir açıklama yaptığını söyleyen eleştiriler yöneltilmiştir. Derrida adalet fikrine kararcı, decisionist, bir bağlamda başvurur. Özgür karar veya egemen karar bir açmaz içinde verilir, açmazı oluşturan şey, yürürlükte olan yasa ve tarihsel normların hem hesaba katılması gereği hem de bunların tekillikle ilişkide askıya alınması gereğidir. Adalet fikri bu açmaza bir tekillik tecrübesi olarak girer, onda kurucu bir rol oynar. Fakat bilgi nesnesi olamaz, adalet tekillikten ayrılamaz, özü itibariyle bir görüsü yoktur, tanımı, logosu verilemez. Derrida'ya göre koşullanma, koşula bağlılık varsa özgür karar yoktur, bunun için özgür kararın mümkün olması için var olan bilgi ve kurallarla da bir kopuşun gerçekleşmesi şarttır. Özgür karar, gelenekler ve usuller, ne geçmişteki normlar ne de gelecekte gerçekleşecek bir ideal tarafından belirlenmez. Schmitt gibi Derrida da siyaseti normların ve yasaların uygulanmasında değil, istisnaların yaratılmasında bulurlar. İkisi içinde normların hakikatini istisnalar ortaya çıkarır. İstisna yeni bir normlar sistemine yol açar. Ancak Schmitt'in tersine da istisna savaş değildir tekillikle kurulan etik bir ilişkidir. Bunu Derrida mesyanik bir tarzda ele alır ve demokrasi tecrübesine dahil eder. Bunun anlamı şudur, onu herhangi bir şimdiye sokmaksızın şimdiyi onunla kesintiye uğratır. Yasa adaletsiz olamayacağı gibi adalet de yasasız olmaz. İşte bu indirgenemez bir ilişkidir. Derrida siyasetin imkanını klasik siyaset felsefesi geleneğine uygun bir biçimde yasanın varlığıyla ilişkilendirir. Ancak adaletin yasaya indirgenemeyeceğini söyleyerek, siyasal olanı genişletir, siyasal olanın esası böylece, temelsiz temeli, sorgulama haline gelebilecektir. İşte bu bağlamda Derrida dekonstrüksiyonu adalet fikriyle yasa arasında bir düşünüm, yeni olanaklar arayan bir performans olarak konumlandırır. Dekonstrüksiyon bir teknik program olarak kavranmaya direnç gösterilerek, yasayı ve kurucu edimlerin içerebileceği eşitsizlikleri adalet adına sorgulama misyonunu üstlenmiştir. Sonuç olarak, adalet fikrini derlida için, tekillik, teriminin kazandığı anlamla ilişkilendirilir. Tekillik bizi sonsuz sorumluluğa çağıran bir talebi işaretler ve bu talebi evrensel adına yok saymamalıdır. Öte yandan, tekillik adına evrensel de yok sayılmamalıdır. Tekil olan ile evrensel olan arasındaki gerilim açmazda yapısaldır. Çifte sorumluluk, çifte bağlanma, indirgenemez bir biçimde hem etik hem de politika ile hesaplama, dekonstrüksiyonu iyice dikkatli, daha da zor bağlamdan kopartılabilir ve nihayetinde delice bir karar anına dayanır hale getirmiştir. Siyaset felsefesi açısından başka bir önemli adım 1993 tarihli Marxem hayaletleridir. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Galili, 1993 Bu eserde Derrida, Marx'ın söyleminin difference felsefesiyle bağdaştığını gösterir. 1990'ların ikinci yarısında Derrida çeşitli milliyetçiliklerle, Enternasyonalist sol söylemlerin milliyetçi söylemlerle girdiği suç ortaklıklarıyla onlar arasında bulunan söylemsel kesişim noktalarıyla ilgilenmiştir. Arkadaşlık, kardeşlik terimlerinin siyasi söylemlerde nasıl bir rol oynadığını sorgulamıştır. Bu bağlamda dostluk politikalarında Walter Benjamin ve Karl Schmitt yakınlığı gündeme gelir. Derrida'nın 90'lı yıllar boyunca sorunsallaştırdığı meseleler ise ulus devletin krizi Avrupa Birliği'nin hala belirsiz olan yönü ve kimliği, bir şeyin başı olup olmayacağı, Kantçı manada kozmopolitizmin Levinasçı konukseverlikle birlikte yeniden düşünülmesi, göçmenlik, kimliksizlik, tezkeresizlik fenomeni, yükselen ırkçılıklar ve milliyetçilikler, devlet yalanları, sırları, toplumsal hakikat ve af arayışlarıdır. 11 Eylül 2001 olaylarının ardından küreselleşme ve terör izlekleri öne çıkar, serseriler, Voice, Jacques Derrida. Dax Paris, Galili, 2003. Bu dönemde yazılan metinlerin iyi bir örneği olarak görülebilir. İşte bu süreçte siyaset felsefesinin egemenlik sorunu da odak noktası haline gelmiştir. Çağımızda uluslararası örgütlerin, çok uluslu şirketlerin Hatta ulus temelli olmayan terörist ağların ulusları aşan egemenlikleri egemenlik mefhumunun yeniden düşünülmesini gerektirir.